Günaydın. Günaydın herkese. Radyo Karavan'da başladı Ayça ve Tony ile ev hali. Günaydın, iyi haftalar. Üç günlük şey bitti, karantina değil mi? Evet. Hepimiz böyle boğa gibi, boğayı gösteriye hazırlarlar ya, karanlıkta tutarlar. Evet. O şekilde açılacağız hayata bir az sonra. Az sonra herkes fırladı zaten, evden işlerine gidiyorlar. Ben bu üç günde kafayı sıyırırım sanırken hiç beklediğim gibi olmadı. Çok da güzel geçti. En üst katta yaptığımız o atölyemden aşağı inmeden bütün gün gitar çaldım, çizim yaptım, bir tuvali aldım, yağlı boyası bilmem ne, sürekli bir iş yaptım ve o istediği, o kaçık olan motivasyonum öyle bir yerine geldi ki, abi üretmek çok önemli bir şey. Zorla da olsa üretmeye çalışmak lazım. Çünkü Haldun amcanın, rahmetli Haldun amcanın dediği gibi bir yerden başlamak lazım. Ne demişti? Ölüm döşeğindeydi. Ülkü teyzeyi çağırdı. Ülkü, bana daktilomu getir dedi. Neden dedi? Çünkü bir yerden başlamak lazım. Nefes alıyorsak bir yerden başlamamız lazım. Ama tabii bu da değil. Faydalı işler yapmak için Instagram'dan canlı yayınlar yaptık. Bir Carlos'la cuma akşamı çok eğlenceliydi. Böyle millet altına sıçmış gülmekten. Sonra ertesi gün Şule Tokmakçıoğlu ile psikiyatrist, onunla da özdeğer konusunu konuştuk. O daha eğlenceliydi. Onu bence. Tony sıkılmış fakat çok beğeni aldı. Acayip mesajlar. Kadınlar beğeniyor. Tamam mı Tony? Bu tip kişisel gelişim şeylerini daha çok kadınlar seviyor. Erkekler daha rasyonel şey istiyor. Anladın mı? Ben anlıyorum onları. Ben de çünkü bir erkek damarı var. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum sizin. Fakat tabii benim böyle depresyona giren o kadın tarafım, kadın efemine tarafım. Tony diyor ki bana bazen güzel giyiniyorum. Senin çok... erkek tarafın yapıyor, kadın tarafın üzülüyor galiba. Evet abi, hakikaten içimde çok kötü kalpli bir erkek var. Sosyopat bir erkek var içimde ve o bana kötü davranıyor. Sonra kadın tarafım da depresyona giriyor. Haydi bakalım ayıkla pirincin taşını. Şimdi içimdeki o kötü kalpli erkeği eğitme zamanı geldi. Ve içimdeki o melankolik kadına da demeliyim ki yeter artık, kurban rolünden çık. Benim aslında bütün uğraşlarım bunun için. Aslında sen bir sopranosun ama mezzo değil, hanzo soprano. Evet, ne güzel konuştun Tony'cim. Benim bazen güzel giyiniyorum diyor ki, çok efemine olmuşsun. Bazen de maskülen olmuşsun diyor. Efemino sanki erkek. Efemino olmuşsun diye erkeğe denir. Keko. Allah'ın kekosuyla evlendik zaten. Sevgili dinleyiciler, ha bu da yüzü batıya bakan keko. Hepimiz kekoyuz. Bu da yüzü batıya bakan keko. Hoş geldiniz. Pazar sabahı da, cumartesi akşamı Doktor Şule Tokmakçıoğlu ile yaptık. Pazar sabahı da esas dün sabah saat 12'de bir brunch yaptık dinleyicilerle Zoom üzerinden. Abi muhteşem geçti. Hakikaten ilk brunchımız olmasına rağmen çok küçük burjuva bir laf, farkındayım. Radyo programını görüntülü yaptık. Görüntülü yaptık. Tabii bizde yeni, daha ilk programda alışma süreci. Fakat çok güzel geçti. Katılanlar mayış, gönlünden ne koparsa 5-10 hiç fark etmez. Sadece hani bu branşa katılınıyor. Onun için öyle bir şeydi. Ve çok çok güzel geçti. Katılan arkadaşlar ararsa çok seviniriz. Böyle duygusal anlar yaşandı. Güzel eğlendik bilmem ne. Bir dahakinde biraz daha programa, yani çok konuk aldık. Zoom'daki arkadaşlar, hele en son anamı neydi, hiç susmuyordu. Öyle kapanış çok da iyi çocuk. Hepiniz çok iyi çocuklarsınız ya. Bazılarınız biraz daha. Benim en çok ilgilendiğim konu koydu. İlgilendiğin konu koydu. Evet. Aslında vaktimiz olsaydı ona, ki mümkün değil. Çünkü ona vaktinin için 5 saat lazım. Neyse ki son konuktu da zirvede bıraktık. Ama ben karısına dedim ki, anam sen kaç kurtul buradan. Sen bu kaç kurtul bu heriften diye, ama çok badireler atlatmışlar onlar çift olarak. Abi bence bir çift terapisi gibi bir program olabilir bak, pazarları bu brunch. Güzel olabilir ama aynı zamanda da bireysel bir takım konulara da eğiliyor olabiliriz. Çünkü bireysel olarak taklalara geliyoruz ve ben bu taklalardan ufak ufak sıyrılmaya başladım. İşte yaş dönümü taklaları bunlar ya. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Tamam, ben 30 yaşına girerken bir taklaya girmiştim. Ondan sonra 40 yaşına girerken bir taklaya gelmiştim. Bir de 50 yaş taklası. Bütün bu iç 3 takla içinde en zorlusu bu 50 yaş taklasıymış. Bu 50 yaş aslında erkeklerde
ki 40 yaş depresyonuna benzettim ben seninkine. Öyle mi diyorsun? Aha. Sen geçirdin mi 40 yaş depresyonu? Geçirdim. Hani demiyorsun hiç. Sanki bize böyle çok canavarmış gibi hiç 20 yaşında ufak bir depresyon geçirdim. Ondan sonra da bana mısın demedi hayat. Hep böyle artistlik yapıyorsun. Yani demiyorsun abi 40 yaşında depresyon geçirdim yani diye. Yani bu aslında 40 yaşında geçirdiğim depresyon gibi değil. Yani eyvah hayat bitiyor, bir şeyler yapmak lazım falan filan. Daha fazla ilişki yaşamak lazım. Daha çok şey görmek lazım. Ha gelene hayatta. Geçene diyorsun. Yani bir türlü öyle bir şey yaşadım evet. Hadi ya. Hı-hı. Bunu da buradan bugün söyleyeyim. Hadi ya. Gelene vurdum gidelim. Yok gelene geçene değil. Burası da yol geçen anı değil yani. Aha. Yine seçmece. Neyse bak şu konuda enteresan bir Berrak Hanım. Berrak Yurdakul'un kitabı. Kitabı. Bu kitabı okudukça insan bayağı hayran kalıyor. Diyor ki bak sakin zihin, mutluluk için birinci şart sakin zihin ve sakin zihin sürekli eğlendirilme peşinde koşmayan zihindir. Sen de bir de bu bak sürekli joy istiyorsun sen. Evet. Sürekli bir joy olacak yani elinde mutluluk, huzur ve sevinç yalnızca sakin zihinden doğabilir diyor. İnsanın gözünün içinde bir dil vardır. Aa ne güzel. Ve her şeyi tatmak ister. Ha, aç gözlülükten bahsediyor. Tabii. Sen de mesela Ayça mesela alışverişe çıkmaz. Ayça'nın önüne çıkan şeyleri almaya karar verir. Ya ne kadar yalan söylüyor. Yalan mı değil mi? Yalan söylüyor. Mesela şöyle normal bir insan alışverişi şöyle oluyor. Diyor ki evde benim şuna gereksinim var. Ve çıkıyor onu alıyor. Sense çıkıyorsun yola pazara gidiyorsun. Gördüğün şeyleri istiyorsun. Hiç fark etmedin mi? Ama ben de çocuk idi var. İdimle yaşıyorum. Tamam aynı şeyi çocuk... söylüyorum. Ama bir dakika. Sürekli de öyle değil. Yani sen bana bak. Sen mesela eski karınla pardon da eski karınla sen hiç çıkmadın mı sen şeye? O yani ben de böyle mahalle şeyleri yaptırtma. Benim canımı sıkma. Ben ne zaman bir şey almışım? Hayır, ben, hayır abi ben gerçekten alışveriş gerçekten bu dünyada en az yapan insanlardan bir tanesiyim. Bu Hanzo'nun dediği şimdi bak beni yine kudurttu beni. Hadi bakalım sonra Ayça mesela manyak. Bak, havaalanına gidiyorsun. Bir çocuk dükkanı görüyorsun. O sırada bir şey satın almak istiyorsun ve diyorsun ki şunun çocuğuna şunu alsak ya. Ama öyle bir şey yok hesapta. Yani dükkan belirliyor senin ihtiyacını. Ha, almam önemli değil. Sadece alsak ya demem tamam, önemli. Tamam okey tamam. Bu aynı şey. O sırada ne güzel işte birinin çocuğunu düşünmüşüm. Hı-hı. Kötü bir şey mi sence bu? Kötü bir şey değil. Sen hiç ama hayatında dükkanların... hediye içinden gelip hediye ne zaman aldın en pardon, son? Söyle ama... bakayım. Bu bana hiçbir zaman hediye almamıştı. Ha, yemişim hediyesini ben de hediye peşinde değilim de. Kimin çocuğuna ne zaman senin canın bir şey isteyip de şöyle içinden gelip de şöyle bir hediye alayım şu insanı. Beni bırak yemişim bana. Hakikaten hiç istemiyorum. Bir de artık ben çocukluğumdan beri arkadaşlar hediye alma konusuna birazcık girelim. Küçük burjuva bir hareket gibi geliyor size ama bir insanı sevindirmektir. O insanın aklından geçmesidir. Ben arada bir eskiden çok sık yaptığım bir şeydi. Sonradan dediler ki hediye aslında vermek bir insanı esirleştirmeye çalışmaktır. Bu dedi. En son ben yıldım. Hay sikeyim dedim. Kimseye hediye almıyorum diye. Ondan sonra bıraktım. Kimseye de bir şey yapmıyorum artık. Ama eskiden ben bir şeyler yapardım ve çok da mutlu olurdum. İnsanlara bir şey vermek falan çok hoşuma giderdi. Bazı insanlar bunun bokunu çıkarıyor. Evet farkındayım. Çünkü kendilerine hem hayran kalmalarını istiyorlar hem kendilerini ay ne kadar da iyi insan yönetmek istiyorlar bir de bir yönetim şekli olarak evet hediyenin fazlası zararlı bir şey ama ara sıra da aklından geçmiş ona bir şey almış olmak güzel bir şey tamam da o aklına gelince alacaksın sen dükkanı görünce aklına geliyor aradaki fark o onu anlatmaya çalışıyorum sen yine kişiselleştiriyorsun. Dükkanı görünce aklıma geliyormuş. Allah Allah. Bak diyor ki insanın gözünün içinde bir dil vardır ve her şeyi tatmak ister. Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan? Dükkanı görünce mi aklına geliyor? Aklına gelince mi dükkanı görüyor? Ha, işte, önemli olan aklına gelince dükkan. Abi önemli olan yumurtayı almak. Yumurtayı vermek daha doğrusu almak da değil. Ona her istediğini vermemek gerek diyor. Mesela dil tatlı istiyorsa ayakların pazara gidip almasına izin vermemek gerek. Eğer ayaklar dinlemeyip pazara giderse ve tatlıyı alırsa o zaman dilin tatlıyı tatmasına izin vermemelisin. Aslında en iyisi başta gözün tatlıyı görmesine izin vermemek olur. Çünkü insanı elindeki yiyeceğin miktarı tatmin etmez. Aç gözlülüğünün olmaması tatmin eder. Evet. İkincisi bu ilki yani sürekli eğlence peşinde olmama. İkincisi başkalarının sizin hakkındaki düşüncelerinizi yönetme çabası.
Bak evet. Bu da çok önemli. Sürekli onu yönetme çabası içindeyiz. O doğru. Yani başkaları bizim hakkımızda şunu düşünsün. Ha ha. Evet. O çok önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Kontrol manyaklığı çok pis bir şey. Biz bu Doktor Şule Tokmakçıoğlu ile yaptığımız röportajı Patreon'a koyduk. Hatta şimdi iyi hatırlattınız. IGTV'den de onu çıkarayım da. Hadi çıkarmayayım. Ama Patreon'a o hepsini koyduk. Bütün röportajı seyredebilirsiniz Patreon üyesi arkadaşlar. Orada yönetme manyaklığını da anlattı. Yani birilerini yönetmeye çalışmak demek aslında birilerine bağımlı olmak demek. Bu bağımlılık. Ha bu arada ben size söyleyeyim abi, bu Instagram canlı yayınlarına ben çok kötü sardırdım. Aralık ayı sonuna kadar her hafta sonu çok kıymetli isimler ağırlayacağız. Cuma günü Berrak Yurdakul. Ve ondan sonra onlarla yaptığımız röportajları da Patreon'a arşiv olarak koyacağım. Ama Cuma günü sabahtan bir röportajımız daha var. Bahar Tezcan, İmkansız İlişkilerden Mümkün İlişkilere kitabının yazarı. Ertesi gün zaten yaş günümüz var. Ondan sonra pazartesi, 14 Aralık pazartesi Hale Sargın, Kolombiya'dan Instagram canlı yayın yapacağız. Evet. Atom karınca Hale Sargın. Evet. Onda da ne göz var öyle, mücevher gibi gözler. Çok tatlı bir kız. O kadar seviyorum ki onu. Kız kardeşim gibi seviyorum. Çok bayıldığım bir tip o. Bir de Instagram hesabında fark ettim mi? Renkleri bence müthiş kullanıyor. Müthiş kullanıyor. Yani Güney Amerika'da renk zengini bir kıta. Evet. Tam ama yerine düşmüş. Kitabı unutma. Çok önemli bir yerde kaldık. Ona devam edelim. Bu insanları yönetmeye çalışmakla ilgili. Çünkü senin de hem yaptığın hem de izlenimini çok güzel çarptığın şey. 15 Aralık günü Doktor Özge Orbay'la radyo röportajı yapacağız. Radyo dedim, Patreon röportajı yapacağız. Gestalt terapisti bu. Çok iyi bir gestalt terapisti. Ve ben de terapiler içinde en çok gestalt terapiyi seviyorum abi. Bütünleşmek üzerine. Gestalt. Gestalt. Biraz böyle Alman Nazi şeyi gibi abi, komutu gibi. Sana şeyi anlatayım. Benim fotoğrafçı arkadaşlarım var. Bunlar çok zamanında cigaralık içmiş tipler. Tamam, o cigaralık içtiği tipleri arbayt diyorlardı bunlar. Hadi arbaytalım arkadaşlar, arbaytalım diye bunlar akşamları bir araya gelip sürekli cigara içiyorlar. Öyle tipler ve bu başka da hiçbir zevkleri yok hayatta. Sadece cigara içsinler. Bütün mevzu cigara geldi, cigara gitti. Çoban gibi yaşıyorlar. Cigaran var mı? Cigaran var. Var mı? Yok. Sende var mı? Bende var. Geleyim akşam cigara içelim. Başka laf yok. Ve bunlar çok da iyi fotoğrafçılar. Şimdi anada arbayt, hadi abi arbaytalım mı? İçeri giriyor mesela, arkadaşına gidiyor. Diyor ki arbayt, hadi arbayt açın. Daha ayakkabılarını çıkarmadan arbayt nerede, arbayt nerede? Bütün nedir abi? Arbayt çalışmak demek. Hani sarıyorlar ya bunları filan. Ondan sonra arbayt diyorlar. Hı. Bir gün Sakıp Sabancı ile röportaj yapıyorlar. Ondan sonra Sakıp Sabancı'nın fotoğrafını çekiyor bu fotoğrafçı arkadaş. Böyle yere yatmış, böyle aşağı açıdan onu çekerken şey diyor ki, böyle gözünün içine bakarak fotoğrafçı arkadaşı, sanki biliyormuş gibi, arbayt diyor buna. Sakıp Sabancı, çalış köpek der gibi, arbayt diyor. Bunlar böyle asiktir göt oluyorlar filan. Böyle arbayt deyince o aklıma geldi. 15 Aralık Doktor Özge Orbay'la bir Patreon röportajı yapacağız. Sonra 16 Aralık'ta Ayşe Köroğlu'yla, onunla da enteresan, kendinden epey yaşça büyük bizim şey abimizle evlendi biliyorsun, Yeni Türk'ünün solistiyle. Çok da tatlı bir kız. Sonra 19 Aralık'ta tekrar Şule Tokmakçıoğlu'yla, bu sefer mükemmeliyetçilik üzerine konuşacağız. Sonra 21'inde Barbaros Altuğ var. 23'ünde bu sefer Özge Orbay'la Instagram canlı yayın yapacağız. Ayşe Şan'ı bak, agenda tutmuş. Buna bile koyarım. Tabii abi ya. Sen kafayı mı yedin? Ama en önemlisi bu cuma Berrak Yurdakul'la akşam 21'de bir canlı yayın yapacağız. Şimdi Berrak Yurdakul'un kitabına devam edebiliriz abi. Senin hakkında 7 şey düşündüm kitabının şu anda Tony bazı bölümlerine bize aktarıyor. Evet, insanların ne söyleyeceği ya da söylemeyeceği, size nasıl bakacakları konusunda kendinizi feci şekilde tedirgin hissedersiniz diyor. Eğer insanların sizin hakkında ne düşüneceğini yönetmeye çalışırsanız diyor. Anladın mı? Bir daha söyle, insanların senin hakkında ne düşüneceğini, yalnız beni dinle, iki defa söylemeyeyim. Bu kadar insan ikinci kez dinliyor seni. Abi mesela. Önemli şeyler iki kere söylesen. Yani onları yönetmeye çalışma, büyük enerji harcarsın diyor. Çok doğru. Ve bu seni mutsuz etmekten başka bir işe yaramaz diyor. Bak mesela terapiye gittiğim zamanlarda Şule Hanım şey derdi bana, Tony.
pazarlık yapmaya çalışmayın. Pazarlık insanın çok fena enerjisini götüren bir şeydir. Ve pazarlık yaptığınız müddetçe bütçeniz daralır derdi. Acaba ona verdiğim terapi paralarıyla ilgili pazarlık yapmamam için mi öyle söylüyordu? Onu da var tabii altında. Yok yok, şaka şaka. Bir de bak, bu Instagram'da mesela bunun bir parçası. Instagram'da hepimiz çok mutlu ve çok güzel yaşadığımızı ispat çabası için. Hiç de öyle yapmıyorum ben vallahi. Yani çoğumuz öyle, ama hepimiz demeyeyim, çoğumuz öyle. Ben bayağı bildiğin düştüğüm depresyonu sonuna kadar anlattım. Sen, evet, cumartesi öylesin. Akşamı hayvan gibi anlattım her bokumu. Hayaletlerden, korkumdan tut. Bu aralar düştüğüm endişe krizlerine kadar böyle gözaltlarım morarıyor endişeden ve mutsuzluk, karanlıkla. Öyle bir karanlığa düşüyorum ki artık ben çareyi hiç değilse dedim dur şu sosyal medya hiçbir bokuma yaramıyor. Bari ben bu röportajları yapayım. Yoksa bu röportajları neden yapsın ki benimle? Hadi bir kere yaptın radyoda bilmem ne. İnsanlar canlı yayın yapmak istiyorlar. E ben de madem öyle bir fırsatım var dedim, insanlara yem atayım, canlı yayın yapıyoruz diyerek kendime terapi olsun diye yapıyorum ben bu röportajları. Yoksa umurumda bile değil insanlara verdiğim manzara. Gerçekten umurumda değil. Çocukluğumdan beri bak, anamın bana yaptığı en büyük kıyak nedir biliyor musun? Kızım, istediğin gibi yaşa. Toplum ne düşünüyor hiç umursama. Bu tabii ki bir yere kadar iyi bir şey. Bir yerden sonra beni çok zorlayan bir şey. Yani annemin söylediklerine uygun bir insan değilim ben, annem kadar özgür. Çünkü annem kendi yapmıyordu bunu. Benim üzerimden bu anarşizmi yapmaya çalışıyordu. Öyle kolay bir şey değil bu kadar. Bunu yapmak için Diyojen gibi yaşamak lazım. Aynen öyle. Eğer senin bazı bağlantıların varsa hayatla, değerlerin varsa, ne bileyim işte o değerleri ters düşecek şeyleri sırf annem içimden bana sesleniyor ve bunları yapmalısın dedi diye idimin emrettiği şeyleri düşüncesizce, fütursuzca yapınca yine bedelini kendim ödüyorum bu endişelerle. Annen sana hiç evlen dedi mi? Asla evlenme dedi. Kendisi iki kez evlendi ama. Evet. Demek ki sana uyguladığı kriterlerle kendine uyguladıkları farklı. Yani annem, Allah rahmet eylesin, götünün yemediği şeyleri bana yaptırarak benim üzerimden bunun tatminini yapıyordu. İşte kontrolcülük böyle bir şey zaten. Hem karşındakinin hayatını mahvetmiş oluyorsun hem de kendi hayatını. Bak, pazarlık demiştim, o yarım kalmasın. Pazarlık da insanları yine kontrol etmeye çalışarak yine bir olumsuz bir sonuç çıkarır demişti kadın. Hı-hı. Terapist. Çünkü o sizin bambaşka yere kanalize edeceğiniz enerjinizi gereksiz yere 3 kuruş 5... Mesela sen çok vakit kaybediyorsun pazarlıkla. Kimi yerde de hiç pazarlık yapmıyorsun. Bir örnek verir misin vakit kaybettiğime? Yani bak mesela şöyle, pazara gidiyoruz. Pazara gitmişsin, zaten adam 2 lirayla para kazanıyor. 4 lira diyor sen... Ben hiç pazarlık etmem ki. Aa, amma da etmezsin. Arada ediyorsun ama galiba... Yo, ben pahalı bulup almam sadece. Öyle mi? Hey, ne zaman gördün ya benim 15 liralık bir şeyi 10 liraya düşürmeye çalıştım? Bazen düşürmeye çalışıyorsun. Bazen öyle bir şey yapıyorsun. Sen benimle pazara gelmeyeli belki bir sene oldu Ayça. Sen yanlış hatırlıyorsun herhalde. Çocukluğumdan beri annem de pazara gitti. Nefret ettiğim şey varsa o da pazara gitmektir. Hiç sevmedim Tony. Sen annenle gidiyor muydun pazara? Giderdim, götürürdü beni. Sever miydin peki? Belki annenle gittiğin bir yer olduğu için seviyorsun sen pazarı. Ya pazarı sevmemek bence çok acayip geliyor bana, kusura bakma ama. Bir de ben pazarı niye sevmiyorum biliyor musun Tony? Çünkü resim derslerinde tek verdikleri ödev hemen pazar resmi çizin. Ana hocam, annenizi yiyeyim hocam. Ben niye sürekli pazara gönderiyorsun beni? Abi ödev verir, dönem ödevi verir, pazara git. Haftalık ödev verir, pazara git. Bilmem ne yapar, pazara git. Çünkü renk var ya pazarda. Kalabalık var, perspektif var, bilmem ne. Her şey bir arada. Ama çocuk pazarı seviyor mu bakalım? Pazara git, pazara git, pazara git. Aslında resim öğretmenleri çocuk bizim jenerasyonumuzda pazara git diyerek sen boş ver bu resim işlerini, sen domez ol, ev kadını ol demek istediler ya yıllarca. Sen de pazar seviyorsun ama tekstil bölümünü seviyorsun. Ya ben tekstil ne seveceğim? Ben sadece sokağa çıkmışım. Yani evet, gideyim orada ucuz Adidas eşofmanlara bakıyorum filan mesela. Şimdi artık o da yok. Bu trend yolu diye bir şey çıktı ya. Abi ne kadar tehlikeli bir şey. Elinin altında telefon, bir de kredi kartında onu fixlediğin için şart diye düğmeye basar basmaz kredi kartından düşüyor herifler ve sana yolluyorlar. Abi alışveriş için bile evden de çıkmazsan ne olacak? Kafayı yersin ya. Ama çıkamıyoruz şu dönemde. Yani bu 3 gün ayrı tabii. Yani Instagram yoluyla hep insanlar genelde şahısları hakkında oluşacak fikirleri etkilemeye çalışıyorlar. Şık gösteriyorlar. Şık. İşte yıllarca Ayşe Arman'ın yaptığı şey. Şimdi herkes Ayşe Arman oldu artık. Evet.
Herkes özeniyordu ona. Ayşe Arman beni var ya, öldürse yüreği soğumayacak. Neden? Nefret ediyor benden, bilmiyorum. Nefret, dün akşam o geldi aklıma, hani röportaj kimlerle yapsak diye. Ayşe Arman olan ya, nefret ediyor kadın niyeyse. Benden iğreniyor kadın. Ya niye böyle diyorsun? Ne, elinde ne var bunu söylemek için? Sezgi var. Ya bu sezgilerine bu kadar güvenme. Kardeşim, kaç kere yanıldın? Bir bak. Araya geldiğim, sakın yazmayın aman abi, bir şey yazmayın sakın ha. Bir araya geldiğimizdeki hareketlerinden, bak, sözlerinden da, ve benim hakkımda yazdığı bir yazıdan biliyorum abi. Bir yazıdan biliyorum. Hiçbir şansı yok o kızın diyerek yazdığı yazı. Senin hakkında. Evet abi, sonra Perihan Maden ağzına sıçtı ama hiç merak hangi etme. Hangi yıl oldu? 2008 filandı. Ama çok geçti üzerinden. Abi boşver, bu kadar şey tutulmaz. O zaman öyle düşünüyorum. Ne tutul? Ben onunla görüştüm mü var ki Allah aşkına? Tutacağı ya şey de zaten o... en son görüşmenle ilgili şeyler. Sonra kitap tanıtımı için bir araya geldik. O ne hareketlerdi? O da 2016 yılında oldu. Ya, tam sayfa yok etti. Röportajın çıktı onunla. Ama onu mecbur tutuyorlar. Doğan Kitabevi Hürriyet'te Ayşe Arman'a bir sayfa röportaj yaptırıyor. Ha, o kitap satsın da onlar kitap da satsın, para kazansın. Kitap satsın yani, yayın eviyle herhalde bir anlaşması var da yapıyor onu. Yoksa kendi istemez öyle bir şey yapmayı, ama çok çalışkan bir kadın. Şimdi Allah var yuvarda. Yani her neyse, konumuz zaten Ayşe Arman değildi. Sadece onun tipinde hayatım ne kadar güzel, bak ne kadar güzel de evimin kadrajları şey konseptini. Bütün Türk modernize olmuş kadın kesimi hep ona öykündü. Güzel bir şey tabii, sonuçta kendini konforlu yaşamak güzel bir şey, kötü bir şey değil. Gerçekten konfor, ama görüntüde değil de içsel konfor çok önemli. Bak mesela ben de şimdi üst katta kendime kadrajlar yarattım, tamam. Bak biri diyor ki, o diyor senin yaptığın işten bir şey anlama kapasitesinde olan biri değil diyor. Ayşe Arman için bir dinleyici. Yok yok, kapasitesi yüksek bir kız. İyi kötü değil yani, aslında çok zeki bir karı. Bence işte Ayşe'yi kesinlikle farklı. Kıskanıyorduk diyor. Çünkü yok, kendisinin kasılarak yaptığını Ayşe çok doğal yapıyor. Boş verin, şimdi bir şey yapmayalım. Çok teşekkür ederiz de, ben şu anda kıyaslama manasında değil de sadece onu düşündüm. Niye bu kadar şey yapmak istiyor yani, neden bu kadar hor görmek? Hor görmek çok boktan bir şey. Bak geçen gün onu da düşündüm. İlişkilerde birbirine... Vallahi gıybete girdik sabah sabah. Hayır hayır, gıybet değil bu, şimdi artık oradan uzak. Allah selamet versin. Abi harbiden bu lafı ben herkese çok şükür edebiliyorum. Ben daha şimdiye kadar geriye dönüp de kim biriktirdiğim, unutmamak kim biriktirmek demek değildir ama. Unutmamak sadece onunla yaptığın son çıpa, attığın çıpa. Sadece beynin unutmuyor, ne yapacaksın, ama ona herhangi olumsuz bir duygu yüklemedim ben hiçbir şeye. Hiçbir şeye yüklemiyorum, umurumda bile değil. Hiç kimse benim içimde bu kadar olumsuz bir şeyde kalamaz. Mümkün değil. Çünkü şu laf benim düsturumdur. Allah selamet versin. Bak bu çok önemli bir şey. Allah selamet versin abi. Benim için çok önemli bir şey bu. O ne demek biliyor musun? Sen de özgür ol, ben de özgür olayım. Şimdiye kadar daha bak... O kadar kin tutabileceğim insanlar var hayatımda. Düşünsene, bu kadar travma yaşamışım. Bana ne kadar iftiralara da uğradım filan falan. Fakat bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü kendini özgürleştiriyorsun. Birine Allah selamet versin dediğin zaman. Kanserden kurtarıyorsun kendini. İlletlerden kurtarıyorsun kendini. Ona verdiğin herhangi bir negatif düşünce, olumsuz bir çıpa, çünkü kendi içinde sakladığın bir olumsuzluk demek. Ha diyeceksin ki, ulan olumsuzluklar timsali, sen mi bize olumsuzluk üzerine vaaz çekeceksin? Çok haklısınız, ama benim olumsuzluklarım kendime abi. Yani kimse üzerinden bir de biriktirmeyeyim bari. Kendi olumsuzluğum zaten bana gayet yeterli olduğu için. Ama şimdi bunu söylerken şuna uyandım ki, aslında kendi içimizdeki kendimize duyduğumuz olumsuzluklar yine... Şule Hanım'ın röportajında dediği gibi, içimizdeki yaralı iç çocuk aslında anamıza, babamıza, öğretmenimize, çevremize, toplumda işte insanlara, aslında onlara duyduğumuz olumsuzluklar bunlar. Bak şu anda uyanıyorum buna. Hani ben artistik yapıyorum ya, kimseye de bir şey tutmam. Aslında kendimize duyduğumuz düşmanlık, başkalarına duyduğumuz düşmanlık aynı şey. Çünkü unutamadığımız, çocuklukta gördüğümüz abi olumsuz davranışlar, adam yerine konulmamalar, öz değer eksiklikleri. Aa, aslında bu başkalarına duyduğumuz hınç ve kinler. Onlara da aslında Allah selamet versin diyebilmek lazım. Bunun için de kendi içindeki, bak bu şeyi yaptırdı.
Şule Hanım, kendi içindeki yaralı iç çocuğu çağıracaksın yanına. Hı-hı. Ama dikkat edin dedi, şimdi yapalım mı sizinle dedi. Benim götüm yemedi çünkü zırıl zırıl ağlayabilirsiniz dedi. Yalnız Ayça Hanım dedi, dikkat edin şimdi yapacağımız çalışmada. Ve kadında da hipnotik bir güç var abi. Şimdi çağırın yanınıza dedi o yaralı iç çocuğunuzu dedi. Ben bir çağır, önce bir geyik geldi lan. Öyle şey mi olurmuş lan yaptım. Hı-hı. Herkesin içinde bir de komik komiğime de gitti. Fakat gel bakalım Ayça dedim. Küçüklük kendi halimi çağırdım. İçime aniden böyle bir volkan patlayacak gibi bir hüzün de oldu. Aa, ve dedim ki abi biz bu hüzünle yaşıyoruz aslında. Yani bu birdenbire yukarı doğru taş ucunu gösterecek o kahve köpüğü gibi aniden taşan bu hüzün aslında sürekli içimizde var olan bir hüzün. Ve bu hüzünle yaşıyoruz. Ve bastırıyoruz bu hüznü. Onu fark ettim. Ve aman dedim abi ben çok ağlarım bu terapinin sonunda. O yüzden siz sadece pratiğini söyleyin. Yanına çağırıyorsun içindeki o yaralı iç çocuğu. Ve ona diyorsun ki tamam diyorsun, sarılıyorsun ona güzelce. Tamam ben seni bir daha hiç bırakmayacağım. Ben senin büyümüş halinim diyorsun. Bir anne şefkati göstererek kendi içindeki çocuğa. Evet. Sana geyik geliyor mu? Erkeklere geyik gelir bu tip şeyler. Yok. Gelmiyor değil mi? Aslında hepimizin içinde travmasız insan yok diyor bak. Hepimiz için içinde var diyor bu. Şu anda benim 50 yaş krizine... Abi dünyaya çok kırılgan, çok güçsüz bir varlık olarak geliyorsun. Bir bebek olarak ve güçlenmeye çalışarak geçiyor yılların. Tabii ki o güçsüz olduğun dönemde travmalar olacak. Sadece o dönemde değil ama... İşte bunu çok seven, seni seven ama gerçekten seven, seni yönetmeye çalışmayan bir anne baba çok önemli ama... İnsanların peşin hükümleri var. Bak Erik Fromm bunu o kadar güzel söylüyor ki bir kitabında diyor ki eğer bütün anne ve babaların çocuklarını sevmelerinin doğal bir şey olduğu tezinin bir masal olduğunu bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun hayatta diyor. Aynı şekilde mesela Ayşe Arman buna bence çok uyuyor. Şöhretin çoğu kez insanların gerçek değerlerine ve kalitelerine bağlı olmayıp da o anki toplumun toplumsal ihtiyaçlarına göre belirlendiğini. Bak bu çok önemli bir laf. Şöhret olan onu hak etmiyor. Toplumun o sırada bir ihtiyacı var. Böyle bir ihtiyacı var. Sen toplumun o ihtiyacını görüyorsun. Anladın mı? Bu çok önemli. Acele et. Sepetindeki bir ürün 12 kişinin daha sepetinde. Bana bir mesaj geldi. İşte bu da senin ne kadar güçlü dinlediğinin ispatı. Ben burada bir şey anlatırken alışveriş şeyine bakıyorum. Ya geyik yapıyorum be Tony. Mesela ne bileyim o Ayşe Arman'ın Ajda Pekkan röportajını atıyorum. Kaç abi boşver dedikodu yapmayalım. Anladın ya. Şimdi nereden kadın, çıktı kadıncağız? Ya böyle bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç görülüyor, anladın mı? İnsanlık tarihini de hep zaferi kazananların kaleminden okuduğumuzu ve bu nedenle çok çarpıtılmış olduğunu da bilmiyorsak ne biliyoruz diyor Erik Fromm. Ve sürekli vurgulanan bir alçak gönüllülüğün aslında kişinin kendine olan güvensizliğinden kaynaklandığını da bilmiyorsak ne biliyoruz diyor. Ve aynı zamanda sevginin de aşırı özlem ve tutkunun karşıtı olduğunu bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Sevginin de tabii. Aşırı özlem ve tutkunun mu? Tabii. Tersi. Tersi. Ha. Sevgide böyle yıkıcı bir şey yok, yakıcı bir şey yok. Sevgi kucaklayıcı bir yani şey. Yani sevgi kucaklayıcı ve özgür bırakıcı bir yani şey. Yani sevgide kahkaha yok, sevgide gülümseme var. Hı-hı. Yayılan bir gülümseme var. Bak, çok güzel. Kitapta diyor ki Berrak Yurdakul'da, bak bunları konuşacağız hep cuma akşamı. Sonra da Patreon'a koyacağız sizi deyuslar. Diyor ki bu kitabın baş kahramanı daima korku ve kaygı içinde yaşayan, hata yapıp durmaktan yorulmuş, zihninin içinde sürekli konuşan sesin esiri olmuş, kendine tapmak ve kendinden nefret etmek arasında gidip gelen bir insan. Bu kitabın baş kahramanı sizsiniz diyor. Bak ne kadar doğru değil mi? Sana tanıdık geldi mi biraz önce söylediği? Sana pek tanıdık gelmez. Sen kendinden çok eminsin Tony. Öyle mi gözüküyor? Sen kendi içinde barış içinde bir insansın. Senin kavgan yok. Ama bu sana sabit fikir yaratıyor işte sende. Hı. Peki yine sabit fikirli oldun. Abi sabit fikirlisin sen. Bunun farkında değil misin? Ya bir öpüyorsun bir vuruyorsun. Yani hayır, elin bak, bir okşamak için bir vurmak için kalkıyor. Bak kendi derinin içinde ne de Fransız bir atasözü vardır. Jean-Jean. Yani kendi derisinin içinde barış içinde. Neydi o? Söyle bakayım. Neydi Fransız atasözü? Il est bon dans sa peau. Hiç J'de yok yani. Derisi içinde iyi. En janger, j'ai beau janger. Givenchy. Givenchy, j'ai beau janger de l'or.
Ona bu Fransız atasözü, derisinin içinde iyi. Sen öylesin işte. Kendinden memnunsun, olgunsun yani. Sen aslında yetişkinsin işte. Tam bir yetişkin. Ya ben de zamanında çok savaş verdim abi kendi içimde. Oo, ne meydan muharebeleri yaşadım. Ama sen biraz oldum bittim sonra diyor. Sonra anladım kim olduğumu. Diye olabilir misin? Ama ya, savaştım önce kendimi. Meral siktir git şu anda sana lütfen. Ya, ayıracak bir şeyim yok. Yeni taytımı giydim çünkü. Toparlayıcı. Trendyol'dan aldığım toparlayıcı taytımı giydim. 49 lira. Kafana da bir tayt geçirelim. O da toparlansın biraz. Abi işte aldığım ilaçlar 5. haftada toparlıyormuş. Ben 4. haftayı devirdim. 5. haftadan itibaren yine bir 25 miligram artıracağım. Dozumu. Bir sene kullanacağım ve bambaşka bir Ayça bekliyor sizi. Hazır mısınız köpekler? Aç köpekler sizi. Evet, bir şarkı dinleyelim mi? Dinleyelim tabii. Cage the Elephant söylüyor. Too Late to Say Goodbye. Oo. Evet, çok güzel şarkıymış ya. Tayfun mu yolladı? Evet. Vay kardeşim benim. Tayfun da bu arada dün şeydeydi, bizim kahvaltıdaydı. Biliyorsunuz Tayfun'un evi yıkıldı depremde ama çok şükür ona hiçbir şey olmadı. Dün bir de kahvaltıya katıldı. Ona psikolojisini sorduk. Nasıl bir his bu? Epeydir dedi, depremden sonra ben bunu ilk defa hatırlıyorum dedi. Bunları hatırlamamaya çalışmıştım ama artık ufak ufak onun da bunları hatırlamaya çalışması lazım. Bak, Berrak Yurdakul'un kitabından ufak bir pasaj yollamış Selda Seri. Okuyayım mı? Yolla, oku. Bak çok güzel ama. Bir insanın anlamlı ve değerli bir hayat yaşamak, bir insan anlamlı ve değerli bir hayat yaşamak istiyorsa, çünkü bak istemeye edebilirsin. Ama anlamsız bir hayat insanı boşluğa götürüyor. Ben şimdi anlamsız bir hayat geçiriyormuşum gibi geliyor. Hayat anlamsız geliyorsa zaten orada tehlike çanları çalıyor. Bütün mevzu doğru. Hayatın anlamlı olması. Hayatın senin içini tatmin etmesi. Çünkü hayatı anlamsız bulan aslında kendini anlamsız buluyordu. Evet abi. Bak şimdi sanatsal bir bakış var ya, sanatı da besleyen bir bakış var. Bana kalırsa o bakış. Yani hayatın dışarıyla olan ilişkinin kesilmemiş olması. Bana kalırsa sanatsal güç burada saklı. Yani senin etraf, bunu cumartesi akşamı Şule Hanım'a da sormuştum. Fiziksel dünya ile senin içsel dünyan o kadar paralel gidiyor ki. Şimdi senin gözüne çarpanlar aslında çağrışım dünyası. Çocukluğundan beri getirdiğin kendiliğinin, gördüğü şeyler, senin dikkat ettiğin şeyler aslında sana seni anlatıyor. Aslında bir şey söyleyeyim, mutluluk bence kozmosun kendini kozmosun bir parçası hissetmek de çok benzeşiyor. İşte, eğer kendini kozmosun bir parçası hissetmiyorsan o zaman mutsuzsun. Söylenenleri anlayabilmek bile aslında şu anda bu bakış açısının bir parçası. Sen bunu söyledin, o kadar doğru ki. Kozmosun parçası dediğin kendi kozmosunun parçasısın aslına abi, bakarsan. Büyük kozmosun da parçası. Ama büyük kozmosun parçası olmana pek ihtimal yok. Ya daha doğrusu şöyle. Ben öyle onun hissediyorum. Sonu yok. Sonu yok onun. Sonu şimdi, olması gerekmiyor bir şey. Tamam, sonu yok yani, zaten olsun demiyorum. Sonu yok. Olmayan sonsuzluk içinde senin çağrışımlarının zenginliğine göre genişleyen bir kozmos bu. Yani sen çocukluğundan beri getirdiğin çağrışımlar, mesela benim şu anda bakış açımda gözüme çarpan şeyler, aslında milyarlarca şey var değil mi? Aslında milyarlarca şey var. O nedir? Önce görünen şeyler. Onların hepsini diyelim ki 1 milyon tane görünen şey var. Bir de onun düşünsel boyutu var. Onların azotun içine girerek düşündüğün ve kendi dünyanda onları çeşitlendirdiğin yerler var. Her neyse, biz şimdi fiziksel dünyaya bakalım. Şu anda benim gördüğüm şeyler, mesela bir kitap sırtında, neden bir kitabın sırtındaki o yazıyı görüyorum? Ya da neden sokakta şu şeyi görüyorum? Karşıdaki binanın numarasını görüyorum. Onun hemen arkasındaki evin perdesini görmüyorum da önündeki numarayı görüyorum filan gibi. Bir de bunun iç içe geçmiş anlamları var. Yani sen kendi dünyana girip onun anlamlarına bakacaksın. Resim yaparken de işte bilinçaltın zaten bunları ortaya çıkarıyor. Senin o sırada gördüğün ama bunun farkına varmadığın ama içine biriktirdiğin şeylerin dışa vurumudur. Sanat dediğin nedir ki? Ya da işte bir meseleyi kendi içsel dünyanla birleştirerek meseleyi aktarmandır. Düşünerek aktarmandır. Sanat işte böyle bir şey. Bana kalırsa böyle bir şeydir. Şimdi diyor ki, bir insan anlamlı ve değerli bir hayat yaşamak istiyorsa hayata karşı 4 çeşit tavır takınmalıdır. Bunlardan ilki yaralı bir ceylanın tavrıdır diyor. Oo.
Evet. İçindeki ceylan. Hayvanlarını keşfet diyor. İçindeki hayvanları keşfet. İnsan yaralı bir ceylan gibi saklanıp kendini iyileştirebileceği bir yer bulmalı ve oraya sık sık gitmelidir. İnsan o sığınakta tek başına kalarak zihnini ve kalbini keşfetmeye, kendini tanımaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Bu sığınak neresi? İçin. Kendi için değil mi? Ve yalnız kalabileceğin kendi alanın, kendine ve yarattığın alan. Bir şey alan. Söyleyeyim mesela bu çok önemli. Birçok insan kültürlü olmak adına, toplumda kabul edilmek adına dış bilgiye çok önem veriyorlar. Özellikle Avrupalılarda var bu. Dış bilgisi müthiş insanlar var. Çok kültürlü. Çok şey biliyorlar. İnanılmaz. Fakat kendilerini bilmiyorlar. Doğu'da da bu var işte. Doğu önce içine dalıyor. Budist önce içine dalıyor, sonra dışarı gidiyor. Avrupalı önce dışarı gidiyor, içini boş veriyor bile. Hiç dönmüyor. Emin misin bundan? Eminim bundan. Şimdi yeni yeni kişisel gelişim patladı bizim kültürde. Daha evvel var mıydı abi? Biz batılı mıyız yani? Tabii ki batılıyız. Tabii ki batılıyız. Biz daha çok batılıyız. Bence de öyle biliyor musun? Milli eğitim bize sürekli batılı ol, batılı ol, batılı ol diye bize söyledi. Bu işte Cumhuriyet'ten sonra hep batıya baktı yüzümüz değil mi? Atatürk bile hep böyle batı dansları ediyordu. Ben bundan hiç şikayetçi değilim. Bir gayet de içinde, sevdiğim bir şey aslında. İçinde öğrendiğin şeyle hava atamazsın ki. Ama dış bilgiyle çok güzel hava atılıyor. Bir de o var. Batılı vitrini sever. Evet. Ne dedik? İnsan içine dönüp yaralı ceylanıyla kendi oluşturduğu alanda yalnız kimsenin girmediği yalnız alanda kendiyle diyalog kurabilmeli. Yani kendiyle kavga etmek nevrozların baş sebebi biliyorsunuz. Ama kendine vakit ayırıp nasılsın abi? İyi misin? Ne yapıyorsun? Ha? Nasılsın? İyisin? Nasıl gidiyor abi? Ben işte ya. Bakayım sana ne durumdasın filan diye kendiyle böyle bir sohbet edebilmeli, bir barış ortamı kurabilmeli. Ve diyor ikincisi, insan bir aslan gibi cesur olmalı ve karşılaştığı zorluklardan asla yılmamalı. Kötü olaylar karşısında sarsılmamalı. Da bunları söylemek kolay be abi. Bunları nasıl pratiğe geçireceğiz işte? Galiba önce bir alan yaratmak çok İnanmak, önemli. Önce inanacaksın karşı çıkabileceğine. İnsan üzücü ve sarsıcı durumlara kendini kaptırmamalı, kasvetli düşüncelerin ve duyguların eline geçmemelidir. Aynen öyle, sorun odaklı olmamalı yani. İyi de bunu zaten yapabilsek yapacağız. Yapamıyoruz ki zaten. Yani bir kara bulutun içine giriyorum ben. O kara bulutun içinden çıkmak nasıl oluyor biliyor musun? Aslında şu şekilde oluyor. Tamam, kara bulutun içindeyim. Bak onu o gün cumartesi... O zaman önce bak, güzel kelimeleri seçmekte başla çıkmak için. Bak şu, cumartesi günü... Kara buluttaysan kara bulutu ifade etme mesela. İfade etme mi? Etme tabii. Abi olur mu ya? Bilakis ifade et. İçinde bulunduğun ruh halini ifade et ki sen görebilesin neyin içinde olduğunu öncelikle bir gör. Neye benziyor bu? Öncelikle bunu tanımlamak lazım bana kalırsa. Ya, çünkü tanımlamak demek, bir şey hakkında konuşmak demek, onu kabul etmek demektir. Bak bunun zaten şeyi çıktı. NLP denilen bir şey çıktı. Neuro-linguistic programming. Yani ezber. Seçtiğin kelimelerle ezbere konuşuyorsun, kendini yönlendir. Ya tamam anladık da önce bir neyin içinde olduğunu bilmezsen bu yine üstünü örtmek demektir. Kara bulut. Ben bunu tanımlıyorum. Bir kara bulutun içine giriyorum. Sanki beni bir cendereye sokmuşlar abicim, gibi. Abicim sen mesela günde 10 kere keşke dersen zaten iyi bir mutlu olamazsın. Bak ki. Yine ezbere konuşuyorsun. Ezbere değil ya, niye ezbere ezbere olsun? Ezbere konuşuyorsun. Ben keşke mi diyorum şu anda? Bu bir örnek. Kelimelerin ne kadar önemli olduğunu. Keşke demeyeceksin. Ben zaten keşke diyelim demiyorum. Tanımlamak lazım diyorum. Hı. Yani bir şeyi tanımlarken kullandığın kelimeler senin negatif kelimelerin değil. Sadece olayı tanımlamaya çalışıyorsun. Olumsuz gibi görünüyor ama sen içindeki olumsuz durumu sadece bir tasvir ediyorsun. Tam mesela olumluları seç. Mesela İtalya'da çok kötü şeyler oluyor. Ben mesela çok olumlu bir şeyi seçtim bugün dinleyiciye söylemek için. İtalya biliyorsun Katolikliğin dünyadaki merkezi değil mi? Papa İtalya'da yaşıyor. Bütün dünyada en kalabalık din şu anda Katoliklik ve onların merkezi İtalya'da ve Roma'nın 200 kilometre güneyindeki bir şehir var Napoli. Onun stadyumunun adı da San Paolo. Bir Aziz'in adı. Bu Aziz'in adı bir kokain kullanan bir adamın adıyla değiştirilir mi? Sence değiştirilir mi? Değiştirildi işte dün. Dünden itibaren San Paolo isminin stadının ismi Diego Armando Maradona oldu. Bak düşünsene dinin üzerine çıktı bu adam. İtalya gibi Katolik bir ülkede. Bu bence insanlık adına müthiş bir gelişme. Bir çığlık hatta. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ne güzel işte. Demek ki çok önem veriyorlar futbola diyorum. Yani o kadar sevmişler ki bu adamı. Hayır bak burada futbol yok, sevgi var.
Bir insanın kapasitesinin bir koskoca bir şehri getirip Napoli gibi hiçbir şampiyonu olmayan bir şehri alıp Juventus gibi para babalarının olduğu Fiat fabrikalarının takımını üzerinde iki kere lig şampiyonu yapmış olan bir adam bu. Aynesi iştir kişinin, kokaine bakılmaz o zaman. Aynen öyle. Yani Maradona aşkla futbol oynuyordu. Adamların sevgisi Maradona'nın oynadığı o aşka. Hı hı. Aslında onun aşkını sevdiler. Maradona'daki o aşk ateşini sevdi herifler. Öyle bir oynuyordu ki o ifadeyi sevdiler. Hakikaten ben Maradona deyince böyle yelelerini böyle rüzgara vermiş koşan, böyle hakikaten aşkla futbol oynayan bir adam. Orada hiçbir uyuşturucuya, hiçbir olumsuz duyguya yer yok çünkü. Sadece futbol ve o var. Sadece topun peşinde koşan, aşkla koşan bir Maradona. Ya bir dönem ya kullanmış ve ya bırakmış. Ya bize ne? Bize ne bir de? Kim aramızda hangimiz bir dönem sarhoş olup sapıtmadık yani? Demek ki yani kendimize yakışmayan şeyler yapmadık, sonradan utanmadık. Utanç bu arada biliyorsun insanın kendi seviyesinin altına düştüğünü. Yani ben çok utanmam aslına bakarsan. Ben de utanma hisleri çok fazla. Ya bazen utanırım. Empati yapabiliyor musun sen? Empati yapabiliyorum. Fazla tamam, empatikim okay. Hatta. Fazla empatik bir insanım. O kadar empati duymamam lazım. Çünkü o beni yanıltıyor bazen. Herkesin duygularını çok sezdiğimi de düşünebiliyorum. Böyle bir yanılsamaya düşebiliyorum. Yani ben utanmıyorum dediğin zaman alkol yüzünden yaptıklarından mı utanmıyorum? Herhangi bir şey yüzünden yaptıklarımdan utanmıyorum abi. Alkol yüzünden yapılan bir şey olduğunu da düşünmüyorum Tony. Her şey aslında bir sebebi vardır. Sadece bastırılmıştır. Alkoloz bastırılmış id şeylerini ortaya çıkarır. Yani her şeyin bir sebebi vardır. Şimdi ne yani... Bence ben aynı şekilde düşünüyorum. Ben aynı şekilde düşünüyorum. Ya insanların bastırılmış duyguları vardır, bastırılmış ihtiyaçları vardır, bastırılmış bir şeyleri vardır. Yani şu doğru değil mi? Ya bu kadar içmeseydim ben bunu yapmazdım. Yapmazdın ama bastırılmış şeylerin ortaya çıkar alkolle. Çünkü alkol senin id ile bilmem ne ön lobun ile bilmem ne lobun arasındaki zarı uyuşturur. Tamam mı? Alkolün şeyi zaten o. Ve o uyuşturduktan sonra yapmayacağın şeyleri ama bastırılmış şeyleri yapmaya başlarsın. Bak çok ilginç bir şey oldu bir dinleyici. Cenaze evinde çalışan 3 kişi Maradona'nın naaşı ile selfie çekip Instagram'a koymuş. Oo, çüş. Tamam mı? Ve bu Boca Juniors Hooligan'ları bu adamları bulup öldürmüşler abi. İkisini öldürmüşler, birini ağır yaralamış. Aa, ne diyorsun ya? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın Maradona'yla diye. Çok acayip bir şey. Öldürmüşler. Yani, tabii ki bunu tasvip etmiyoruz yani. Yuh, bu ne ya? Öldürülür mü abi? Aa! Yuh! Evet. Diyor ki bak burada, insan üzücü ve sarsıcı durumlara kendini kaptırmamalı, kasvetli düşüncelerin, duyguların eline geçmemeli. Ayrıca insan hiçbir zihinsel veya duygusal durumdan korkmamalı. Bak ben mesela çok korkuyorum karanlık bulutlara girmekten. Yani mesela şu andaki ruh halimde hiçbir endişe, hiçbir kara bulut yok ve çok mutluyum. Ama şeyden korkuyorum. Ay bir anda bir çökerse içime bir sıkıntı diye. Çünkü aniden içime bir sıkıntı dalgası bir çöküyor. O kadar boktan bir his ki. O çökecek diye de korkuyorum. Ama diyor ki böyle bir durumdan korkmamalı. O duygulardan kaçınmaya çalışmamalı. Her türlü kargaşayla, hatta kaosla bile başa çıkabilecek içsel güce sahip olan kişi bir aslan gibi kükrer diyor. Bak ama bu çok önemli. İçsel güce sahipsen. Hem içsel gücün yoksa hem de meydan okursan ve o meydan okumalarını karşı taraf görürse, o zaman şap diye oturursun yerine. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Senin bu süper ego tehditlerin. Var mı? Ben öyleyim. Var mı? Hiç gücüm yok ama meydanda okuyorum. O benimle ilgili bir şeydir. Ben hayatta meydan okuyorum kardeşim. Ben meydan okumadan güç bulan da bir insanım üstelik. Çünkü meydan okuma bana aslan gibi de hissettiriyor. Eğer kendimi... Ne kadar bir süre? Kim gelip ben sana yakana mı yapıştım, ben endişe krizlerinde ölüyorum şu anda ne yapacağım Tony diye. Kendi içimde savaş veriyorum. Kendi içimde bir takım çıkmazlardan çıkmaya çalışıyorum. Bu da beni büyütüyor ve güçlü kılıyor. Ama eğer böyle yaparsan, yani sen beni süper egonla tehdit edersen, o zaman ben de meydan okurum abi. Bu arada ve karşılığında da bedelini öderim. Mesela sen beni terk etmekle mi şey yapıyorsun, korkutuyorsun? Bu böyle niye böyle kişisel alıyorsun? Hayır ama sen bana soruyorsun orada, çünkü subliminal mesajlar yok olduğunu öyle bir şey ben. Bak sen bir şey söyleyeyim Ayça'cığım, sen bu sezgilerine aşırı güveniyorsun. Senin bu sezgilerin boş çıkıyor, boş.
Arkası boş çıkıyor, içi boş çıkıyor. Bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Yok yok, bilmiyorum. Çok çok iyi biliyorsun. Boş hiç de bile boş çıkmadığını biliyorum. Anladın mı? Ve bunları sen bu kadar ciddiye alma. Çok fazla ciddiye alıyorsun kendini. O doğru. Kendimi ciddiye almak değil de duygularımı, düşüncelerimi fazla ciddiye alıyorum. Evet. O kadar fazla onları ciddiye almamam lazım. Ben kendimi ciddiye almadığım için herhalde onları biraz fazla ciddiye alıyorum. Kendimi ciddiye alsam bu kadar duyguların ve bilmem nelerin peşinden bu kadar sürüklenmezdim. Ama bunları da öğreniyorum abi. Bu sokma akıllı olmaz. Herkes kendini geliştirecek. Tabii yaşayarak ya. Öğrenmek bu çok güzel. Bu erkeklerin, kocaların, kadınların kendini babası sanması huyu o kadar fena ki. Hatta bırak babasını, erkek ya. Tontonları olduğu için erkekler kadınların kendilerine patronu sanıyor. Evet, ben biliyorum bunu. Tontonlardan gelen bir patronluk. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil. Bu arada Maradona'nın doktorunun da hatası olduğu söyleniyordu. Bir soruşturma başlatıldı ölümünde, yanlış ilaç verdiği için. Doktor da o kadar korkmuş ki polise sığınmış şimdi. Ve düşün, o Maradona'nın ölüsüyle fotoğraf çektirenler de şimdi tabuttalar. Daha üzerinden bir hafta geçmeden. Ama bu bir taraftar mı bunu yapan? Hooliganlar dedim ya. Fanatik taraftar. Nereli hooligan? İtalyan değil herhalde. Boca Brezilya. Juniors. Yani, Arjantinli. Arjantin. Oo. Çok acayip. Çok acayipmiş hakikaten ya. Üçüncüsü rüzgarın tavrıdır diyor. Rüzgar nerede estiğini hiçbir zaman umursamaz diyor. Bazı yerlerde esmeyi sevip bazı yerlerde esmeyi sevmediği görülmemiştir. Rüzgar hiç böyle bir ayrım yapmaz. Bir yere ama bazı bölgeler çok rüzgarlı dünyada, bazıları da az rüzgarlı. Ama rüzgar eser, sadece bölge kendini korur diyor herhalde. Mesela bu Samos, Manos, Orta Ege'nin Siklades diyorlar o adalara. Çünkü Siklad bir rüzgar demek. Affedersiniz, Siklades diyorlarmış. İnsan aynı rüzgar gibi olmalı ve iyi kötü ayrımı gözetmeden yaşamın getirdiği her şeyi kabul etmelidir. İyi şeyleri kovalayıp kötü şeylerden kaçmaya çalışmak zaman ve enerji kaybıdır. Bak, doğru. Sana cevap verdi işte. Çok doğru. Mesela taksiciler nereye gideceksin diye soruyor, iyi seçiyorlar. Yakın mesafe almıyorlar. Yanlış. Böyle bir çaba insana sadece mutsuzluk getirir. Dördüncüsü delilerin tavrıdır. İnsan tıpkı aklını kaçırmış bir kişi gibi övgüye ve eleştiriye karşı kayıtsız olmalıdır. Bu, insanın eleştirildiği zaman ciddiye almaması gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine insan eleştiriyi kolayca kabul edebilmeli, öbürüyle de şımarmamalı falan. İşte. E bu da zor ama. Kimin hoşuna gitmez ki övgü? Veya kimin hoşuna gitmez ki sövgü? He. Yani. Tabii ama bunlarla kendine o zaman farkındalığın artmış oluyor herhalde Tony. Kendine laf anlatıyorsun. Ya tamam işte, eyvallah. Bir de bugün önemli bir olay var. Bugün Dolay'ın yaş günü. Kendisini kutluyoruz, evet. Doğum günün kutlu olsun Dolay. Şu anda kendisi Bodrum'da ailesiyle. Şu anda bizi de dinliyor. Evet, dün beni ağlattı pazar kahvaltısında Dolay. Evet, sen uzun zamandır bir Dolay için bir şarkı çal bakalım o zaman. Boş ver, ben hiç şarkım yok ya. Bu aralar hiç müzik yok hayatımda Tony. Okey, o zaman ben çalayım. Ya da çalayım ama çizim yaparken bir tek dinlediğim müzikler var. Şu çalayım tamam ama ara kablom yok. Ya da bekle 2 dakika alayım geleyim ara kabloyu. Boş ver, ben çalayım, sen sonra çalarsın. Tamam. O zaman ne çalıyorum? Zucchero'dan Eric Clapton'la birlikte söylediği. Oo, çok severim Zucchero. Wonderful World. Bu arada Wonderful World'a doğru yola çıktık. Çünkü İngiltere'de aşılar başlıyor bu ay. Bizde de geldi. Bütün dünya aşılanmaya başladı. Evet. Kara bulutlar dağılmak üzere. İnşallah. Bakalım bizde de beleş olacakmış. Bu arada sen ağladın, Dolay da ağladı dün. Evet ya, beraber ağladık dün. Pazar ağlaması. Bugün yine bir İstanbul yolları gözüktü abi. İstanbul'a geleceğiz. Çarşambaya kadar da İstanbul'dan yayın yapacağız. Çarşamba günü de İstanbul'dan yayın yapacağız. Perşembe yine yurda dönüş. Bu ara bir şey soracağım. Covid geldi, biz İstanbul'dan çıkmıyoruz yalnız. Her hafta İstanbul artık abi, ne acayip değil mi? A Wonderful World. Top plastik top. Evet, yayındayız Sayın Başkan, döndük. Evet. Bak çok enteresan. İran'da önemli bir adam var. Muhsin Fahrizade diye bir adam. Bu adam fizik profesörü ve İran'ın bu nükleer programında çok kilit bir noktada. Uydudan kontrol edilen ve yapay zekaya sahip bir silah kullanılıyor. Evet. Ve adamın yüzüne 10 kere ateş ediliyor Ayça. 25 santim yanında karısı var, ona hiçbir şey olmuyor. Bu kadar korumanın arasından adamın yüzü işaret alınıp yapay zekayla uzaydan
Öldürülüyor. Şu anda bir yaşıma daha girdim. Daha önce internet bulundu dediklerinde bir yaşıma daha girmiştim. Hı-hı. Uçak nasıl uçuyor diye düşündüğümde bir yaşıma girmiştim. Bir de cep telefonu diye bir şey çıktı dediklerinde bir yaşıma girmiştim. Şimdi bir yaşıma daha girdim. Adamın olay sırasında yanında 11 koruma görevlisi varmış. Hiçbir işe yaramıyor. Abi çok acayip. Çok acayip gerçekten. Bu yani bir nevi telepatiyle öldürülme gibi bir şey. Telepati mi? Tabii abi, uzaktan bir şeyle. Yani ne yapabilirsin, hiçbir şey yapamıyorsan eğer. Rezalet. Düşünsene, uzaylılar sana telepatiyle geliyorlar, şey yapıyormuş gibi değil mi? Düşmanlarımız çok acayipleşti. Vay 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 vay. Evet. Kim yapmış peki? İşte İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını istemeyenler kim olabilir? Vay be, Amerikalılar yani. Time dergisi ilk defa yılın çocuğunu seçti. Allah Allah. 2005 doğumlu çocuk şimdiden önemli bir bilim insanı ve mucit olarak görülüyor. Gitanjali Rao içme suyundaki kurşunu tanımlayabilen bir cihaz ve siber zorbalığı tespit etmek için yapay zeka kullanan bir uygulama ve uygulamanın Chrome uzantısı dahil olmak üzere bir dizi alanda yeni teknolojiler icat etmiş bu çocuk. Yine Hindistan asıllı galiba, değil mi? Ben teknoloji deyince biraz midem bulanmaya başladı. Şimdi son bu bahsettiğin işte, drone'la mı öldürmüşler herifi? Evet. Drone'lara karşı bir şey geliştirirler onlar da canım. İş mi? Ona yaklaş. Ve yüzüne bir de çok çirkin ya. Galiba gelip kalbine malbine yapsa, böyle gelip can 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 tanınmayacak hale getirmesi de çok kötüymüş. Neyse, değiştirelim konuyu. Morali bozulmasın dinleyicinin, değil mi? Bu Nicole Kidman'la şeyin neydi herifin adı? Ya bu köseleye dönmüş herif de ya, yazık. Hugh Grant. Biz gençken ne kadar yakışıklıydı. Hugh Grant. Tony diyor ki bu kösele suratlı adam kim diyor. O ağzını niye öyle kemçükleştiriyor? Ama kimisi seviyor erkekte kemçük ağız. Sen de biraz kemçüksün. Ama erkeksi bir çene yapısı, biliyor musun, kemçüklük? Öyle mi? Tabii kemikli çene diye. Bu arada ben var ya, çeneme bizim Evrim Bultan çeneme botoks yaptı. Çok sıkıyormuşum dişlerimi. Ama yine de acayip sıkmaya devam ediyorum ben geceleri. Ve buram var ya Tony, çenem var ya, buldog gibi kas yapmış abi. Buldog kası yapmışım resmen. Evet, sen bilinçaltın çok çalışıyor senin. Fazla mesai yapıyor. Evet ya, çok içim öfke dolu benim ya. Çok rüya görüyorsun falan, konuşuyorsun. Rüya falan öyle, konuşuyor muyum gece? Bazen mırıldanıyorsun, evet. Yapma ya. Hadi ya. Ay, sen de öyle kuzu gibi uyuyorsun. Aman abi, senin horlamaman ne kadar güzel ya. Horlamak neymiş ya? Horlayan bir insanla düşünebiliyor musunuz? Bu bir şans ya. Bilemezsin ya Tony. Hani beraber yaşarsan bilirsin. Yatıp kalkarsan bilirsin ama bir de kalp diye de bir şey var. Daha kötüsü var. Donuna kaçıranlar varmış. Bizim bir dinleyici anlattı ya bir kere. İlk bir evleneceği adamla ilk yattığında donuna kaçırabilir diye bütün gece hiç uyumamış. Onun demek ki çocukluğundan bir dona kaçırma şeyi, korkusu varmış. Evet. Bak, şu anda dünyadaki en sağduyulu politikacı biliyorsun Almanya Başbakanı Angela Merkel. Demiş ki aşılar sayesinde artık koronavirüsün yenilebileceğini umuyoruz demiş. Ve pandeminin başlamasından 9 ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık gözüktü. Abi dur ya, bu hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak ya dünya. Neden? Çünkü artık biz tehlikenin artık hiç alakasız yerlerden gelebileceğine uyandık. Daha farkındalıklı olacağız. Hayvanlara bulaşmayacağız abi. Hayvanlara bulaşmayacağız. Rahat bırakacağız onları. Bok yiyen Çinliler de artık yemezler her önüne geleni. Bence yerler. Boğaz söz konusuysa yerler. Sen bir şey okuyordun oradan. Devam etsen onu. Gözün açlığı ile ilgili. Gözlerimizde sürekli her şeyi yemek isteyen bir dil vardır diyordun en son galiba, değil mi? Öyle bir şeyden bahsediyordun. Evet. Üçüncü vazgeçmemiz gereken, biliyorsun bahsettik biraz. Birincisi neydi? Sürekli eğlenme peşinde koşmayacağız. Değil mi? Sürekli eğlenme peşinde koşarsan can sıkıntın artar. Başka da bir işe yaramaz. Ne yapacağız o zaman? Hıyar gibi oturacak mıyız? Eğlenmek geldiği zaman eğleneceğiz. Normal olduğu zaman normal kalacağız. Bir şeyin peşinden koşmayacağız. Gelenle razı olacağız. Bunlar bana çok ezbere geliyor. Ben anlayamıyorum bunları Tony.
Sen koş o zaman sürekli eğlenme peşinde. Ben çok eğlenmeyi seviyorum. Çok sürekli eğlenmek istiyorum. Bir anın bile eğlenmeden geçmesini istiyorum. Çok canım sıkılıyor geçince. Onu diyor herhalde. İkincisi, vaktini ve enerjini başkalarının onayını almak ve senin hakkında onları yönlendirmeye çalışmakta geçirme. Ay, ömrüm öyle geçiyor. Bu da beyhude. Üçüncüsü, geleceği yönetme isteği. Geleceğin nasıl olması gerektiğine karar verip onu istediğin şekilde sokmaya çalışmaktan vazgeçme. İşte bu da. Ya çünkü niye biliyor musun? Çocuklar her zaman şey dermiş. Şimdi, şu anda istiyorum. Bu da aslında geleceği yakınlaştırmak demek. Bu da var bende. Her şeyi şimdi ve şu anda istiyorum. Ama bu gelecek için hazırlanmamak gerektiği anlamına gelmiyor. Yani gelecekteki bir neticeye odaklanmayı ve iyi veya kötü beklentiler içinde olmayı bırak diyor. İşte zaten üretmek burada devreye giriyor, insanı iyi hissettiriyor. Çünkü üretim halindeyken şimdi şu anda diyemiyorsun. Şimdi şu andayı getirebilmek için üretiyorsun. Mesela ben kendimi en çok ne zaman iyi hissediyorum? Bir sergiye hazırlanırken, bir kitaba hazırlanırken, bir besteyi yaparken. Çünkü sürecin içine giriyorum o sırada. Benim gibi insanların böyle boş durmaması lazım. Sürekli bir yaratım halinde. Bu atölye niye alan açmak bana iyi geldi? Çünkü o alanda üretime geçiyor. Kendine ama boş durmaktan da sıkılmadığın bir Ayça olsa daha rahat etmez misin? Bence yanlış burada. Motton yanlış yani. Abi ben boş duramıyorum işte. Sürekli bir şey yapmam lazım. Kendinden kaçmanın bir yolu tabii ki bu aslına bakarsan. Evet. Neden kaçıyorsun kendine? İşte kendimle kalmak için yürüyüş yapmak, araba kullanmak. Bunlar bana onun için iyi geliyor. Hem boş duruyorum. Yo, yürüyüşte de kitap dinliyorsun. Orada da boş kalmıyorsun. Evet. Ya da müzik dinliyorsun. Orada da kendini serbest bırakmıyorsun. İşte meditasyon. Bırak ve izle kendini. Meditasyon yapmak lazım evet, herhalde. Evet, onu bir yapabilsen. Şimdi ben bir şeye katılıyorum çocuklar, bir atölyeye katılıyorum. Size daha faydalı hizmet verebilmek için ücretiyle mücretiyle, hem de böyle barter da değil. Ondan sonra ve o atölyeden de size böyle şeyleri anlatacağım. Öğrendiklerimi her gün, her günlük bir şey bu, biliyor musun? Kimin atölyesi bu? Ya işte birinin atölyesi, hatırlamıyorum ismini şimdi ama bayağı iyi paylaşımları da olan biri. Gerek yok işte, ben zaten söyleyeceğim buradan arkadaşlara. Günlük şeyler yolluyorlar, görevler falan yolluyorlar. Gerçi etik olmayabilir bunu açıkça insanlarla paylaşmak ama işte şey yaparım. Oradan çıkardığım özetleri söylerim arkadaşlara, ya dinleyicilere. Kardeşim onlar benim, onlara söylemeyeceğim. Hayır, biz burada bir arkadaş grubuyuz artık. Abi insan arkadaşlarına söylemez mi? Ya da pazar kahvaltılarında bahsederim, daha güzel olur. O zaman tam arkadaş grubu o zaman olur. Yani o pazar kahvaltılarını yapalım bundan sonra. Benim bence de her görüntülü. Her pazar yapalım dedik. Hayır, bir biz de dinleyicinin de görüntüsü çıkıyor, o da güzel oluyor. Sohbet ediyoruz. Biz bu pazar da yapacağız. Bu pazar kahvaltıya katılmak isteyen arkadaşlar da tonydrosa@gmail.com'a yazsın. Biz her pazar artık bu kahvaltı işini yapacağız. Yani aslına bakarsanız Ayça ve Tony ile ev hali haftanın 6 gününe çıkmış oluyor. Sadece bir tanesi pazar kahvaltısına Zoom üzerinden katılmış oluyorsunuz. Mimar Murat. Alo Ayça, İzmir tulumu var mı? Yoksa gelmem. Ne ismi? İzmir tulumu. Olma mı? Olma mı ya? O zaman yazdım ya. Tamam, senin adını da yazıyoruz. Mimar Murat'ı yaz Tony. İyi iyi, sen ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? İyi. İyi, güzel ya, işte öyle alıştık artık, yeni normalimiz bu. Yeni normaliniz orada. İyiyim. Çok mu karantina, çok mu fazla, nasıl uygulanıyor? Burada 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var, 1 ay oldu. Ya Kolombiya'da var ya full yasakmış, dün Hale Sargın'la konuştuk, full yasakmış sokağa çıkmak, ona rağmen hiçbir azalma olmamış Covid sayısında. Bu karantina çok önemli bir şey değil diyor ama o onun görüşü, sen ne düşünüyorsun? Yani... Ya bence etkili oluyor bu yöntemler. Ama Kolombiya'yı bilmiyorum. Hani burada insanlar kurallara uyuyorlar. Kolombiya'dakiler uymuyordur. Ben eski komünist abi, Macarlar tabii ki uyacaktı. Alışıklar evet bunlar. Evet ya. Bunlar kuralla uymamadan korkuyorlar. Evet, Mimar Murat'ın aşk dünyası ne durumda diyor bir dinleyici. Aşk çocuğu Mimar Murat'ın... Aynı ya, bir değişiklik yok. Size çok matrak bir olay anlatacağım. Matrak değil de böyle garip, sürreal bir olay anlatacağım şimdi. Gerçeküstü ha? Ya bence gerçeküstü. Bilmiyorum, bakalım, dinleyin siz de yorumlayın. Tamam. Şimdi ben cuma günü bakkala gittim. Benim oturduğum yer böyle sokak arası bir apartman. Ama böyle şey yani, biraz kalburüstü bir yer. Bakkallar var. Bizdeki moda tepsiye gibi düşünün. Bakkallar ama var ama... demek yani süper market değil. Eski bakkal mı? Yani sokak.
sokakta kalıyorum. Yani bir sokakta bir apartmanda kalıyorum. Böyle müstakil villa falan da içinde. Anlatacağım şeyi desteklemek için bunları söylüyorum. Çünkü villada kaldığını düşünebilirsiniz. Anlatayım. Tamam. Evet. Neyse şimdi bakkala gittim aşağıda. Hep de gidiyorum işte arada böyle ıvır zıvır ekmek, su, bira falan alıyorum. Bakkal bana dedi ki sen bu apartmanda mı kalıyorsun dedi. Evet dedim işte 3. kat 2 numara. Ben seni hep görüyorum falan dedi. Sen yan komşun kim bu biliyor musun dedi bana bakkal. Oo. Kimmiş ya? Bilmiyorum dedim. Senin yan komşun dedi Barbara Palvin. O dedi, kim? İşte dur şimdi anlatıyorum. Barbara Palvin dedi. Dedim Barbara Palvin kim? Çok meşhur bir manken dedi. Madison'ın en meşhur mankeni dedi. Oo. Barbara Palvin. Ve neyse. Mimar Murat çıtayı yüksek tutmaya başladı galiba. Evet ama oturduğum yer normal bir yer ha bu arada. Yani işte normal apartman dersi 2 artı 1. Yani çok lüks bir yer değil. O oğlum söyledim. Var ya Barbara Palmer'a şey öyle mi demek için? Hava mı atmak için? Bu arada ben tanımıyordum Barbara Palvin'i de bir Google'layınca neler çıktı neler. Neyse. Hadi ya ben de Google'layayım hemen o zaman şimdi. Dur, programımızın dur, Hanzolar ben. Konuşuyor bölümüne hoş geldiniz. iFactor grubuna hoş geldiniz. Hayır ya. Hanzol ya benim neyime ben daha görmedim zaten. Kızız görmedim tanımıyordum bile. Gördüm. Neyse ben. Dudakları ben hoş inanmadım. Değil. Ben inanmadım adamın dediğine. Hı-hı. İşte adam anlatmaya başladı işte. Kardeşiyle kalıyor. Mankenlik yapıyor. Amerika'da yaşıyor falan. Arada bizim dükkana da geliyor. Dükkana her girdiğinde. Ben inanamıyorum dedi ya bir insan nasıl bu kadar güzel olabilir diye böyle abarttıkça abarttı. Evet. Ben dedim ki ben yani bir yılı geçti burada kalıyorum hiç kimseyi görmedim dedim. Bir de benim yan komşum ya yan kapımda yani. Hiç görmedim dedim. Neyse çıktım bakkaldan sonra Google'dan arattım işte Barbara Palvin yazdım işte sister'ı onun kız kardeşi yazdım. Çünkü kız kardeşini göreyim bari hani görsem onu görürüm diyorum. Hı-hı. Ve kız kardeşini hatırladım abi ve gerçekten yan olay doğruymuş. Hmm. Baktım sonra. Evet. Yani... Ve bu kadın şey Victoria's Secret mankeni çıktı. Bayağı dünyanın en meşhur 10 mankeninden Murat geçti. Hayatın ne kadar heyecanlı geçiyor. Peki karşılaştın mı Murat bununla? Senin de işin zor mu Murat? Ya karşılaşmadım. Ya zaten Amerika'ya gidiyormuş iş için. İşte New York'ta bir ajansta mıymış neymiş. Neyse böyle sizce çok sürreal değil mi? Böyle garip bir durum yani. Bence bu kadar da mata bir şey. Ben bir şey olduysa... Ya Murat sen kafayı tamamen yemişsin bu güzellikle falan hayır, ya. Yalnız hayır. Ne yapacağız ya seni bu sığlığını ne yapacağız? Bu kadar iyi şöyle, çocuksun. Sığım. Sığırsın abi sığırsın sığır. Bilmiyorum bence sürreal peki bir şey söyleyeceğim. Bu sürreal bir olay değil ama kusura bakma. Abi Allah'ın mankeni yani sen ama ne acayip herifsin ya. Neyse Ayça. İyi de senin bu tepkinde de kadının güzelliğine bir tepki var sanki Ayça. Bu kadar da sığ bilmem ne oluyor. Ünlü olması yani. Yok be abi hayır. Çok aşırı ünlü olması. Bir dakika. Mimar Murat'ın hep böyle bir güzellik takıntısı vardı şeylerde. Doğru. İlişkilerde. Var doğru o doğru. Var o doğru. Bu doğru. Yani bu kadar heyecanlanması, bu kadar absürt, sürreal bir olay diyor. Altı üstü yanında bir şey oturuyor. Yani, bir kadın dinleyici diyor ki Mimar Murat bu çocuk gerçekten gerzo diyor. Gerzeyindeki abi Mimar Murat. Mimar Murat buna sürreal denmez. Yani evet. Eğer onunla mesela bir şey olsaydı, bir şey yaşasaydın falan okey ama sadece dünyanın en iyi mankenleri karşı komşusu diye bunu bu kadar büyütmen... Demek ki gerçekten güzelliğe çok aşırı önem verdiğinin bir belirtisi sen. Yani. Evet ya. Yani güzelliği değil de ünlü olması beni çok böyle sürreal dememin sebebi oydu. Yani aşırı ünlü birinin komşum çıkması bana sürreal geldi. Bilmiyorum o yüzden anlatayım dedim. Yoksa ben görmedim bile yani. Bu arada kadınlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Okuyayım mı sana bunları? Öz eleştiri istiyor musun? Oku. Eleştiri istiyor musun? Oku. Diyor İsterim. Ki, oku. Joker diyor ki bence Mimar Murat'ın kendine güveni biraz azalmış diyor. Hadi ya. Evet. Ama bize zahmet yani. Bak, ama de. Enteresan bir şey söylüyor. Bu kadar kabuğa bakmak içerideki boşluğa delalet diyor. Oo. Olabilir. Doğru olabilir. Benim güzellik takıntım var ama bunu var. Kabul ediyorum. Evet. Var evet. Çok zararını da gördüm bu arada. Onu nasıl gördün mesela? Aman eski evliliğinden bahsetme. Geçen defa çünkü eski karım bana mail attı. Ona göre. Aa. Tabii. Vallahi. Niye? Hoşnut olmamış konuşulanlardan. Hayır hakkımda konuşmayın arkamdan diye. Bana da yazmış. Haklı da aslında ya. Ama arkasından haklı, kötü konuşmuyoruz doğru. Yani. Öyle de bir siz şey bilirsiniz. Var. Siz bilirsiniz. Program sizin. Ben ne derseniz duyarım. Hayvan. Yani ama genelde herkes biz de bir şey zannettik diyor. Yani demek ki güzellik Mimar Murat için büyük olaymış diyor. Ya güzellik doğru. Önem veriyorum da ben bu olayı
böyle ünlü birisi olduğu için anlatmıştım. Hani çok güzel ama ünsüz olsa anlatmazdım. Hadi ha, demek ki diyorsun bari ki ben yine toparlayayım çünkü bu defa da üne çok değer vermiş oluyorsun. Ya Murat sığsın işte, sığırın tekisin, anla bunu artık. Nefis önüne ya, gidenisin. Bence bak bu olay ya, senin hayatına bir değişim yaratsın ve bundan sonra kadınlarda sadece güzelliğe önem verme. Hayır, zaten büyük ihtimalle Murat bir midye kabuğu gibi bir kızla en son gerçek aşkı bulacak. Bence valla öyle olur genelde. Bu kadar sen güzelliğe tap olabilir. En sonunda sempatik ve midye kabuğu gibi çok çikim bir kızda gerçek mutluluğu bulacaksın. Ben ne yapayım diyor. Ben gençken kapı komşum diyor, Erol Taşlı diyor. Ya Erol Taş'la kıyas kabul etmez. Bir bakın Instagram'da kaç takipçisi varmış. Erol Taş'ı kaç takipçisi ya var? Ya Mimar Murat çok harbi gerzeksin ya sen. Ama biz seni böyle seviyoruz. Bence boşver. Komik olay ya. Neresi komik olay amına koyayım? Victoria's Secret sana mı Victoria's Secret? Hani Ayça öyle deme. Victoria's Secret reklamınızı yaptırayım. Instagram'dan görün bakalım. Ha ne? O zaman ayrı. Bak ya, o zaman ayrı. Bir paravan paylaşımı yapsa kız. 15 milyon takipçisi var ya, 15 milyon. Abi. Şu an bir şey söyleyeceğim bak, Norveç'ten Gamze diyor ki hiç güzel bir kızla çıkmadı galiba Mimar Murat. Yok yok, hepsi çok güzel kızdı. Ama mutluluğu yani bulamadı. Bana göre güzeldi. Ya hepsi on numara kızlardı canım. Bu kadar da gömmeyin diyor Mimar Murat'a Özlem. Çünkü dünyanın en ünlü 10 mankeninden biri dedi abi. O da boş değil, boru değil yani diyor. Boru değilmiş. Ya şöyle düşünün, Adriana Lima ya komşunuz çıksa sizce sürreal bir şey olmaz mı? Yani öyle düşünün hadi. Hayır, bu benim için şu anlama geliyor. Herkes kendi açısından bakıyor. Benim için bir an önce bu da Beşte'ye gidip o şahane evde kalmalıyız diye okuyorum. Bence ben bak bunu. Sen burada daha fazla şey iste hayattan. Mesela ne iste? Komşuda pişer bana da düşer de mesela ben şimdi. Evet, şimdi benim yan komşumu tanımak istiyorum. Çünkü evet. Zor günlerde birbirimize destek olmamız lazım. Ben bir aşure yapıp götüreceğim yan komşuma. Bana aşure tarifi vermek isteyen varsa. Peki annemler size gelecek. Akşam bir fincan kahveniz var mı da? Yok, kahve iyi değil. Aşure daha iyi çünkü aşurede tabak geri geliyor. Yani doğru söylüyorsun. Stratejisi var. Baksana sen ya. Aklını kullansan o kızla güzel manita da olursun ama sende o akıl yok. Aynen. Ayça sizi düğünle Victoria's Secret masasına yazacağım. Tamam abi, en öne yaz bizi. Tamam. Orada kaynaşırsınız artık. Sonra gör bakalım sürreal bir ortam. Peki sen kız kardeşini gördün öyle mi? Kendisini görmedin daha. Evet, kız kardeşini gördüm ama yani bunların böyle meşhur olduğunu biliyorum. Kız kardeş de meşhurmuş. Hadi ya. Onu köpek getirirken gördüm. Ama aşağıda gördüm apartmanın. Ya bu şey gibi yani. Türkan Şoray'la Nazan Şoray gibi. Bu hep öyledir ya. Bir kardeş de hep böyle nedense. Mesela Hakan Peker'in de Sinan Peker diye bir kardeş vardı. Sanki kalbi delik gibiydi onun, değil mi? Hep bir tanesi gariban olur ya. Yani evet, ama yani şimdi kız ne yapsın? O kız kardeş de kalbi delik gibi mi? Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Yeni Metin Hara olacak Murat diyorlar. Kim abi Metin Hara? Ya öyle bir yavşak. Sizin olayla siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Yok ben nereden biliyorum onu. Kişisel ben bilmiyorum gelişimci. Ki Nece abi bana da anlatın. Kişisel gelişimci abi. Öyle mi? Ben onunla röportaj yaptım. Adriana Lima'yla çıkan Türk var ya. Adriana Lima'nın sevgilisiydi. Ondan diyorum. Anladım. Fakat sana tek destek Almanya'dan Mehtap'tan geldi. Murat kesinlikle haklı. Bunun sığlıkla hiçbir alakası yok. Kadın gerçekten çok ünlü ve çok tanınan popüler bir kadın diyor. İyi de sürreal değil yani olay. Ya bana göre sürreal değil yani. Bir de benim oturduğum yer öyle lüks bir yer değil. Hani gidip buranın en lüks sitesinde otururum. İşte sanatçılar, ünlüler. Ha derim ki olabilir. Yani ama çok saçma da bir tane apartman dairesi burası. Ya ondan sen olmak. Onlar acından ölüyor bakma. Onlar bir tane pirzola yiyecek diye bir ay boyunca ne biçim aç kalıyor biliyor musun? Sanmıyorum ya. Onlar dört kardeştiler. Bence Murat'ın bir şansı olmasını istiyorsa onu gördüğü zaman sıradan bir insan gibi davransın diyor bir dinleyici. Ya, bakalım yani görme ihtimalim yok bence zaten. Yani görsem diyordum, bir yıldır hiç görmedim ki. Demek ki denk gelmiyordum. Sen normalde eve kaç kere girip çıkıyorsun mesela her gün? 2-3 defa gittim. İşte o sayıyı sen 10'a çıkar mesela. Görme ihtimalin çok daha fazlalaşır. Ya da aşağıya bir tane sandalye atayım girişe, apartman girişine. Bence sen çıtayı düşük tut ve kız kardeşiyle onunla şey yap yani. İdare et. Baldız'a koş diyorsun. Abi baldız baldan tatlıdır. Boş ver sen. İyi tamam.
Neyse işte ben böyle... bir ara geleyim bari şu Macaristan'a. Aman gidin, siz ne bakıyorsunuz değil Allah şeyleri. Sanki sizin de ilgili. Bir şey diyeceğim Tony abi. Söyle. Burada radyoculuk sempozyumu varmış. Gel istersen. Bayi toplantısı gibi. Bayi toplantısına. Kurumsal, bağımsız radyolar bayi toplantısı. Aynen. Avrupa Radyoculuk Semineri bu sene Budapeşte'de de bekliyorum Tony abi. Tamam, Tony gelsin. Bizde yönetime tamam. O bakıyor. Hadi eyvallah Murat. Aynen. Tamam. Bay bay. Evet, çok güzel kadınlarda çok fazla rekabet olur. Bir de ne demiş Marcel Proust? Çok güzel kadınları ben hiç hayal gücü olmayan erkeklere bırakıyorum. Neydi bu manitanın adı, bir daha de bakayım. Palvin. Barbara Palvin. Ha, Barbara Palvin. Nasılmış acaba? Ya tam ha. Herkesin hoşuna gidecek abi, bir kadın. Abi bar yazdım. Barbara Palvin çıktı yalnız. Hadi ya. Bak 10 tane mankenden biriymiş abi. Ya bu şey ya. Şeytan kız bu. Ama biraz şey, normal mankenlerden daha bir balık eti galiba. Ben sana söyleyeyim, bu şeytan kız abi. Şeytanla oynayan şey kıza benziyor. Linda Blair'e. Kafayı bir döndür böyle 360 derece. Hı hı. Bir kafanda bir döndür bir kafayı. Hay Allah. Bar. Barbara Palvin. Al bar, barı yazı, yazar yazmaz yani, acayip. Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız bütün gerzeklerle devam ediyor gördüğünüz gibi. Öyleyse bir şarkı mı çalayım benden? Ama bu Mimar Murat eleştiriye gelen bir çocuk. Bak. İyi çocuk ya. Bence de ya. O kadar kızlarımız ona bayağı bir yaylım ateşini tuttular. Hiç sesini çıkarmıyor yani. Ya dinliyor. Geyik yaptığımızı biliyor ya. O hı. Zaman bir şarkı çalayım mı madem? Bak çal bu haber, şu haberi de vereyim, tamam. Enteresan. Yeah. 2018'den beri Barbara'nın bir partneri var. Mimar Murat'ın hiçbir şansı yok diyor. Oo. 2018. 2 sene. 2 sene çok bir zaman değil ki. Yani. 20 yıllık evliler boşanıyor abi. 26 yıl birlikte yaşayanlar ayrılma şeyine giriyor. Evet. Tunceli'deki dağ keçisi avlanma ihalesi tepkiler üzerine iptal edildi. Niye biliyor musun? Neden? Çünkü dağ keçisi avcılık diye bir şey varsa bunlar arasında en zor avmış. Aa. Çünkü avı vurmakla kalmıyorsun. Avı vurmak demek iyi avcı olmak demek. Avı ele geçirmek demek. Hmm. Ve dağ keçisini ele geçirmek vursan bile çok zor. O aa. Dağdaki patikalarda ya. Ve en prestijli avmış avcılık dünyasında. Fakat Tunceli'de o kadar büyük tepki gelmiş ki dağ keçisi avlama ihalesi iptal edilmiş. Ama Tunceli'nin dersim, oranın şeyleri, gençleri, doğayı koruyan gençleri çok sıkı çalışıyor Tony. Evet. Ben gitmiştim oraya da. Çok sıkı çalışıyorlar. Böyle o şey Munzur Çayı'nın oradaki termo santral mi? Termik santral, hidro santral bir şeyler var. Böyle suyu suyun akışını engelleyip oradan bir elektrik ufak ufak şeylerle doğayı, dengeyi bozuyorlar falan. Çocuklar acayip üniversite öğrencileri. Çok okuma yazma oranında yüksek bir yer. Öğrenciler acayip bu konuyla ilgili şey yapıyorlar. Bilinçliler Amerikalı, çalışma yapıyorlar. Amerikalı çok zengin bir iş insanınmış bu avlama lisansı. Daha vermiş herhalde, basmış parayı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na mı? Kimden alınıyor lisans? Şaşırdık mı? Hayır. Tamam mı? Evet. Ve de o izin şu anda iptal edilmiş. Hı. Aferin. Büyük ihtimalle o üniversiteli çocuklar bunu çalışmışlardır, etmişlerdir. Bir farkındalık yaratmışlardır. Çok iyi çalışıyordu onlar. Gelip hatta bana böyle bilgiler vermişler. Bakın Munzur Çayı şöyle şöyle. Siz ne yapıyorsunuz çocuklar burada? Biz İTÜ'de okuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama her Munzur Çayı şenliklerinde geliriz memleketimize falan diye. Hı. 10 numara çocuklardı Tony. O Munzur'un çayı da ne kadar soğuktu. Ayaklarını koyuyorsun, içine bir sokuyorsun. Yazın ortasında bile buz kesiyorsun böyle tak 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 tak. Öyle acayip bir soğuk bir su. Evet, bak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı için verilen izin üzerine belediye başkanı demiş ki bizim için doğadaki hiçbir cana paha, asla paha biçilmez. Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan Amerikalı'ya sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla biz de seni bekliyor olacağız. Hah şöyle. Vay be. Evet, şimdi ne çalacaksan çal Sayın Başkan. Yani işte bir şarkı çalacağım. Bak bir dinleyicimiz diyor ki bu tipik şaman inanç ve gelenekler taşır. Ve o dağ keçilerine Hızır'ın davarı denir diyor orada. Hızır'ın davarı. Evet. Vay be. Yani çizim bir, çizim iki.
Çizim şeyinden çok yaşa Tony. Hapşuracaksın değil mi? Sen üşüyorsun. Çok yaşa yaşa. Sen üşüyorsun abi. Ben üşüyorum. Üstüne o polarını giy bana kalırsa. Bu bizim Aylin'in Bodrum Vakti programının Spotify listesinden bir şarkı. Hypernui. Bertrand Belin. Belen mi? Nasıl okunuyor? Belin yazılıyor. Belen mi okunur? Belin mi? Evet. Belen. Belen. Allah. Oradaki ne, sonundaki ne yarım yamalak söyleyeceksin. Yani bir şey hissedeceksin ama tam ne olduğu meydana Bela. Çıkmayacak. Evet. Töbe 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 töbe. Celle şane, celle şane. Evet. Memo'nun Fransızcalısı da... Alain mesela. Alain. Alain. O da öyle. Delon. Alain Delon. Alain Delon'un filmini izledik bu şeyde. Aa, Edgar Allan Poe'nun hikayesi. Üç hikayesi var. Birini Roger Vadim çekmiş filmi. Ben onu çok beğenmedim. İkincisini kim çekmişti? Louis Mal çekmiş. O da orta şeker. Ama sen üçüncüyü izlemedin. Ben dün tek izledim onu. O müthiş. Fellini'nin çektiği çok güzel. Ve hala çağdaş. Diğerleri biraz demode kalmışlar. Edgar Allan Poe'nun üç yönetmen tarafından yapılan bir filmi ama eski yani. 1960'lardan. Evet. Bu dünyadaki en iyi oyun yazarlarından, bu arada en son yaptığımız filmin oyuncularından bir tanesi, Atılgan'la birlikte yaptığımız o Osage County var ya, Sayın Başkan. O filmde o kendi de oynayan bir oyun yazarı var, Sam Shepard galiba adı, onun kitabına başladım. Gerçekten müthiş yazarmış herif. Ama biliyorsun oyun, tiyatrolar yazmış ama tiyatro denince en gelmiş geçmiş en büyük tiyatro yazarı kim? Bir dakika söyleme. Çehov. Bravo. Anton Çehov. Ve Anton Çehov'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki hayat seni güldürmüyorsa espriyi anlamamışsın demektir diyor. Güzelmiş. Çok tatlıymış hatta. Bak araştırmacılar University of Southern California'da beynin espriye verdiği tepki araştırılmış. Evet. 22 komedyenin beyinleri espri üretirken incelenmiş. Çıkan sonuç şu: insan beyninde bir espri üretilirken bir alarm oluyor ve beyindeki farklı hatta zıt düşünceleri birleştiren bütün bağlantılar hareketleniyor. Hatlar yanıp sönüyor, bir alarm durumundaki gibi çeşitli ışıklar yanıp sönüyor ve ortaya bir çağrışım sonucu çıkıyor. Tamam mı? Evet. Ve karşısındakinden hızlıysanız ve o sizin hızla kat ettiğiniz yolda sonradan peşin arkanızdan yaptığınız bu kılavuzluğu takdir ederse gülüyor espriye. Çok enteresan bir şey yani. Biraz hız var yani espride. Senden hızlı giden birini takip ediyorsun. Ve sende de o şimşekler çakınca beyindeki şimşeklerle buluşuyor ve haz almaya başlıyorsun diyor. Yani bir espri üretirken beyin vızır vızır çalıştığını hayal edebilirsin diyor. Ve sonuçta karşısındakini güldürmeyi başarırsan beynin hoşlanıyor bundan. Haz alıyor. Böyle bir şey. Pek anlatamadım galiba ama. Ya çağrışımlar var. O çağrışımlarda sana komik bir şey getiriyor mu? Evet. Mesela ben de uzun zaman Instagram'a bir şey koymadım. Dün bir fotoğraf koydum. Çok güzel bir Ildırı manzarası koydum. Ve dedim ki biz gidemiyoruz artık dedim buralara. Yasak bize. Çünkü niye? Doğadan kovulduk dedim. Hep normal insanlar evden kovulmak diye düşünüyor. Bu defa doğadan kovulduk. Ve bu evden kovulmaktan daha acı. Sen hiç evden kovuldun mu? Hiç kovulmadın mı? Evde annem tarafından mı? Ya annen tarafından. Ya kovulmak şeklinde değil de kızım artık ben tamam yeter sana bakamıyorum yeter artık sen kendin kal dedi annem ama o kovulmak değil herhalde. Artık hayatla yüzleştirilmek demek. Evet. Ya bir yandan da iyi bir şey aslında çocukları evden kovalamak lazım. Yoksa gitmiyorlar. Hatta bir haber vardı nerede bir Avrupa'nın bir şehrinde Almanya'da mı ne... 40 yaşında çocukları evden gitmiyormuş. Polis çağırmışlar. Hadi ya. Direnmiş çocuk gitmemek için. Çalışmıyor. Var öyleleri abi. Gelmiş kaç yaşına evden, aile evinden çıkamayanlar var. Evet. Bak yine Amerika'da uzun süren ilişkilerle ilgili yapılan araştırmada eğer kadının espri yeteneği erkekten daha güçlü ise ilişki çok daha uzun sürdüğü sonucu çıkmış ortaya.
Erkeğin kadından daha güçlü bir espri şeyi varsa ilişki daha kolay gümleyebiliyormuş. Evet, erkek çünkü espriyle etrafında çok fazla kadın biriktirebiliyor. Ama kadın biriktiremiyor. Çünkü erkekler kadının esprili olup olmadığına hiç bakmıyorlar. Kadının mizahı çok daha yapıcı oluyormuş. Erkeğin mizahı ise daha acımasız, daha yıkıcı oluyormuş. Senin mizan yıkıcı. Öyle mi? Tony'nin de aslında kendi çapında bir mizah oluştu. Ama ben dün şeydeyken ağlamam geldi bir ara benim. Ömür boyu ben hep bu esprilere maruz kalacağım. Düşünebiliyor musunuz? Siz sadece bir kahvaltı sırasında ya da bir radyo programı sırasında. Benim esprilerimin hastalığı var abi. Sen beğenmiyorsan onu araştır. Niye beğenmediğini. Abi senin esprilerin bana espri gibi değil, işkence gibi geliyor. Bak açıkçasını söyleyeyim. Sonra dün bir hüzünlendim böyle bir ömür boyu ben bu esprileri çekmek zorundayım. Ne mesela senin dün hüzünlendiren espri hangisiydi? Hepsi. Hepsi diye hatırla abi. Abi gerçekten çok kötü esprilerin senin ya. Harbiden çok kötü. Yani çok çok aşırı kötü. Üzülüyor bir de ya. Yo, hiç üzülmüyorum ya. Ya onlar mizah değil bak Tony. Ben sana söyleyeyim onlar espri değil. Bazen bir şey çıkıyor ama. Bazen komik bir şey çıkıyor. Üzülüyor ay yazık. Yok üzülmüyorum ya. Çünkü iddialı bir de galiba espri de değil mi? Sen iddialısın. Çok iyi olduğunu düşünüyorsun bir de galiba değil mi? Dur ben bir can kulağıyla dinleyeyim. Belki de gerçekten çok iyidir. Belki de ben dinlemediğim ve ön yargılı olduğum için kötü geliyor olabilir. Tony yazık. İyi de sen esprici değilsin ki. Niye birdenbire hem de iddialı bir şekilde mizahçı sanmaya başladın kendini? Yok öyle bir şey sanmıyorum ben. Ha öyle sanıyorsun biraz. Başkan delirmesin diyor Tony dayı. Ben senin esprine ve zekana hayranım diyor bir dinleyicimiz sağ olsun. Devam yani ben devam edeceğim. Ya bir kere ben senin için veya beğenilmek için yapmıyorum. Benim bunlar zihnimin ürünleri abi. Vay 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 vay. Ben bunları hele, ürünleri hele. Atıyorum beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez. Zihninin ürünleriymiş vay anasını. Fakat ben bir şey söyleyeyim mi sana? Espri yeteneğimi kaybediyorum günden güne. Köreliyorum biliyor musun Tony? Hı hı. Belki de senin yüzünden olabilir ama. Senin yüzünden diyerek bir suç attım ama hakikaten olabilir ha. Onu düşünüyorum. Çünkü hiç gülmüyorsun. Yaptığım hiçbir şeye gülmüyorsun. Ben de hiç susuyorum oturuyorum. En azından senin gibi eleştirmiyorum. Yapamıyorsun pratik demiyorum. Bak gülmüyorum. Sen diyorsun ki çok kötü espri yapıyorsun ve bütün bunlara hayat boyu ben nasıl maruz kalacağım diyorsun. Ben sadece gülmüyorum. Seninki daha kötü. Ama sen hiç bak bence yok saymak daha kötü. Eleştirmek ve kötülemek bence birazcık da hiç değilse bir tepki veriyorum. Sen hiçbir tepki vermiyorsun. Tamam ben beğendiklerime tepki veriyorum. Bana hiçbir şekilde yaptığım esprilere gülmüyor. Hiç ortak bir şeye gülmüyoruz biz Tony ile. Bence bizim ilişkimizin gümleme sebeplerinden bir tanesi de bu abi. Yine başladı saldırı. Bir dinleyici tam o sırada diyor ki enişte ben senin sabrına da hayranım diyor. Evet Arjantin'le ama ilgili bu çok çirkin bir laf. Senin sabrına hayranım ne demek biliyor musun? Bombalama lafı ve bu çok kötü kalpli bir mahalle karısı lafı. Bunu söyleyen kadın değil. Neyse, ama işte ben anladım zaten. Niye annesine bir şey dememek için annesine. Oo. Annesine bir şey dememek için ben kendisine dedim. Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Heh, sen öfkeni kus işte. Kusacağım abi tabii ki. Bence bana her şey desin sabrına hayranım ne demek. Orada bir ton şey laf var orada. Ben bir tek mahalle karısı diyorum ona. Ben, başka bir dinleyici bak enteresan bir şey söylüyor. Kötü espri ayrı bir kategori. Evet o kötü bir espri. Ve bence en keyiflisi de budur. Yapan kişi de yaptığı esprinin kötü olduğunun farkındaysa seninki böyle ve bence çok çok eğlenceli. Benimkilerin çoğu kötüymüş bu arada. Çok kötü tabii Tony. Sen ne zannediyorsun? Sen iyi diye yapıyorsun. Belki de onun büyüsü orada. Sen onları iyi de espri diye yapmanda. Ya ben senin espri yapmandan şikayetçi değilim. Sadece de diyor benim esprilerimden hiçbir... Tony enişte gülmüyorsa belki de espri yapamıyorsun Ayça. Böyle bir ihtimal yok mu diyor. İyi yok abi deli misiniz? Çok komik şeyler yapıyorum. Fakat Tony asla gülmüyor. Bizim bakış açılarımız farklı. Bence kesinlikle çok farklı. Evet. Ya beraber gülmek önemli olan kimin yaptığı değil buradaki amaç. Onlar yani, seni korumaya çalışıyor. Ezildiğini düşünüyorlar. Bence ayıp bir şey avukatlık yapmaya çalışmak. Evet. Onlar kendi terbiyesizliklerine baksınlar. Bak sana destek geldi. Nimet'ten diyor ki başkan haklı diyor. İhmal ihlalden daha ağırdır diyor. Evet abi. Bravo. Hı.
İhmal değil, burada tekrar ediyorum ben. Beraber gülmüyor olmamız. Tony o kadar bir sonra yapacağı espriye odaklanıyor ki o sırada ne dendiğinin farkında bile değil. Üstelik mesela ben arkadaşlarım... Peki eskiden Tony gülerdi, şimdi mi gülmüyor diyor bir dinleyici. Hayır, hiçbir zaman gülmüyordu. Ama eskiden manitacılık vardı. Evlilikte bir yerden sonra manitacılık olmuyor abi. Ne kalacak geriye? Beraber gülmek bak, kalacak. Bir dinleyicimiz diyor başka ki, ne kalacak? Suna diyor ki, sizin, ben ikinize de çok gülüyorum fakat sizin espri anlayışlarınız çok çok farklı. Çok diyor. Farklı abi. Evet, çok farklı abi. Hiçbir şekilde ikimiz birbirimize bence komik böyle değil. Zaten ikimizin birbirine benzemesi gerekmiyor. İyi de bile evin içinde yaşayınca abi bir iletişim gerekiyor. İletişim olmayınca ne yapacağız? O zaman program beğeniliyorsa biz boşanalım. Programı yapmaya devam edelim vallahi abi. Vallahi olabilir, ben ya, buna ha. Şey karşı değilim bak. Ben olabilir, o olmaz demiyorum. Evet. Çünkü ben artık hiç yukarı kattan aşağı inesim gelmiyor. Hiç inmiyorum. Hep yukarıdayım. Artık hiç aşağı kata inmiyorum. Yemekten yemeğe iniyorum ama hiç değilse müşterek saatlerde yemek yemeye başladık. Onun dışında hiçbir araya gelmiyoruz. Bence tamam. Böylesi daha güzel. O zaman zaten Memo da benimle kalmak istiyor. Sana ufak yakında bir ev bulalım abi. Aman bu da ille bana bakıyor, ev bakma. İşte tamam, en üst katı tuttun. En üst katı tuttun, okey. Ben oraya tamam. Tam da taşıyayım oraya valla. Ortak yattığımız yatak rahat ama orasını seviyorum. Ha okey. Biraz korkudan galiba o da. Yok artık ben hayaletlerden korkmuyorum. Vallahi biz ikinizi de çok komik buluyoruz. Lütfen bu programa sekte vurmayın diyorum. Ya program devam eder. Siz korkmayın, programı devam eder. Ben ne bakacağız başka? Onların en değerli şeyi programları. Ha. Bizi düşündükleri yok yani. Ha, bizim için de öyle, ne yapacağız? Biz programda yapmazsak ne bakacağız? Hiçbir şey yapamayız ki o zaman. Biz de eşimle sizin gibiyiz. Birbirimize gülmüyoruz ama çocuklara gülüyoruz. Siz de Memo'ya gülün. Memo'nun yüzünü gören cennetlik abi, nasıl gülelim? Ya hakikaten siz ne diyorsunuz? Siz beraber biraz gülüyor musunuz? Biraz arasanıza ya. Kocanızdan sıkılanlar, sevgili... karılarından sıkılanlar bir arasın bakın. Yani şey şöyle. Ya iletişiminiz nasıl abi? Ama şimdi hava atmak için arayan melemezler olacak. Şimdi biz yok. Yapanlar var. Bir de anneliğiyle övünenler vardır. Ben bu ikisine gelemiyorum. İlişkisiyle ve anneliğiyle övünen, özellikle kadınlar bunu çok yapıyor. Çünkü bir abi, illüzyonun bak, içinde olmak şey... istiyorlar. Herifler de bunu bozmuyor. Belli ki şeyler. Ne söyle? Yani bence güldürmeyi boş ver. Bir de hayat görüşü pesimist olan insanlar var. Ve hayat eşinin mesela hayat görüşünün pesimist olduğunu anlayıp da artık ona katlanamayan, yani sorun odaklı, onlara bak, onlar daha kötü. Espri yapmaya bak, yani o sen şeyden yakınıyorsun. Baharat yok evde diyorsun. Sen yemek var mı, ona bak abi. Baharat bak, olmasa da olur yani. Dün ne diyor biliyor musunuz bana? Diyor ki ben çok kötüyüm böyle. Yine endişe bozukluğu yaşıyorum. Böyle göz altlarım kararmış falan, bok gibi bir ruh halindeyim. Ne zaman? Dün mü? Dün mü? Önceki gün mü? Bir işte, dün iyiydin. Ya dün değil, evvelsi gündü galiba. Yok. Bir de sen şeyi de karıştırıyorsun Ayça. Kan şekerin düştüğünde bunu anksiyete sanıyorsun. O da var sende. Ha, doğru söylüyorsun. Yani o da yanlış. Kan şekerimin düşmesini artık ben anksiyete bozukluğu sanmaya, anxiety bozukluğu sanmaya başladım. Dise o da. Ve diyor ki geçen gün yemek, yok dündü. Dün kahvaltıdan kalkmışız. Ben de böyle bir kahvaltı, o saatlerde böyle 11-12 gibi, bir de akşamüstleri bir endişe krizi gelmeye başladı. Ama bir yarım atarak eğer sabahtan alıyorsam o iyi iyi geliyor. Bütün gün idare ediyor beni. Dün diyor ki bana, barbunya yemiş, daha kahvaltıdan yeni kalkmışız. Ay çok barbunyayı, çok yaşama sevinci veriyor diyor. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Tamam de günaydın. Hey, merhaba. Şimdi çok zormuş böyle konuşmak. Kimsin sen? Ben Burkan. Evet. Burkan Rant, İstanbul'dan arıyorum. Burkan. Burkan, bu en son Ayça Şen'in gösterisinde Tony'nin yerine eşek aldın diyen sen misin? Söylemez olaydım, evet. Çok ayıp bu senin yaptığın ama ya. Öküz müsün lan sen? Hıyar. Eşim öyle diyor ama... Ama çüş yani, sen yani baştan başlamamız lazım sana, en baştan yani, önce büyük bir patlama oldu, Big Bang oldu, sen ne mi uğraşacağız abi, ne söyleyeceksin yine, ne çam devirmeye aradın? Çok özür diliyorum. Ama yani. Çüş yani abi, insanda bir estetik olur be abi, tamam özür diledin, neyse artık diyecek bir şey yok. Buyur derdini dinleyelim Burkan'cığım, söyle canım. Şimdi kaygı bozukluğu olan biri olarak eşimden çok fazla fırça yiyorum. Evet. İyi ediyor, has ediyor. Tony abi de eşimi görüyorum şu anda. Nasıl desem, Ayça Hanım da kendimi görüyorum. İkinizin de işi çok zor. Nasıl anlatsam
Evet, konuşamıyorsun. Biraz şok oldun galiba. Ama üstüne evet, çok hörelendik evet, birdenbire. Okey, o zaman çok... başka bir gün ara. Bugün kapatalım. Sen kendine gel. Sıkıcı. Zaten kaygı bozukluğu varmış. Çocuk kapatacak, iyice kötü olacak. Konuşamıyor abi. Ama ne yapalım? Açıldı. Biz de onu konuşturacağız. Yani bak, söylenen laftan çıkan her şey geri alınışı yok. Bence sen ne söylediğini daha biraz düşünerek harekete daha güzel olur, değil mi? Evet. Tekrar konuşmaya başlayabilir miyim? Tamam. Evet, baştan başla, evet. Şimdi Arkan'ın halini çok iyi anlıyorum. Kendim aynı şeyleri yaşıyorum. Sizin halinizi de anlıyorum. Aranızda tartışmalar çıkıyor. Aynı tartışmaları biz de yaşıyoruz evde. Çok kötü durumlara geliyorum. Patlamalar oluyor ani. Aynı şeyleri Arkan'ın da görüyorum. Aynı tepkileri Tuna abi de görüyorum. Peki çok mu çocuğunuz var? Niye ayrılamıyorsunuz? Çok bir tane ya, çok çocuğumuz yok. Ayrılmayı da düşünmüyoruz canım. Siz ayrılmayı düşünüyor musunuz? Ya bazen düşünüyoruz evet. yok biz düşünmüyoruz ama tabii çok zor bir durum. Bazen eşime çok büyük hak veriyorum. Burada da Tuna abi'ye hak veriyorum. Ama biraz daha sanki alttan alması lazım durumu. Sizin halinizi anlaması zor. Benim işimi anlamıyor benim halimi. Bazen abi seni böyle... lamikler. Ben artık hiç uğraşmana gerek yok. Hiç bundan, ilaç kullandın mı Burkan? Hiç bunlarla uğraşma Burkan. Bunların hepsini düzene sokuyor. Bak sen bir oradan alıyorsun haraşo. Bir ters bir düz. Konuşurken bile düşüncelerini sıraya sokmadığını ben hissediyorum. Bu galiba bu endişe bozukluğundan kaynaklanıyor. Sen evet, bir evet. Ufak ben mesela bana iyi geldi bu ilacı almak. Bu düşünce bozukluklarımı bir sıraya soktum. Artık konuşurken daha derli toplu konuşabiliyorum sanki. İlacı uzun süre kullandım aslında. 1,5 sene falan kullandım. Ama onun bir yararı olmadığını gördüm. Yani aslında o da bir çözüm değil. Kendi kendimize çözmemiz lazım ama o da çok zor işte. Ya kendi kendine çözerken baktım ki ben olmayacak. Çünkü bir kimyası bozulmuş beynimin. Artık gençliğimde yediğim boklardan mıdır, nedendir bilmiyorum. Benim beynimde bir kimya bozukluğu olmuş. O kimyayı düzeltince kendi kendime üzerimde çalışmam daha rahatlaştı. Çünkü kendi üzerimde çalıştığım konuları da sıraya sokabilmeye başladım bence de, şimdi. Kesin. Yani daha bir sakinlik. Yani şöyle söyleyeyim. ABS frenim bozulmuştu. Gittim onu ABS fren için gerekli kimyasal şey, ama iyi bir doktordan doğru ilaçtı. Şimdi ilaç var. Zamanında bana Prozac vermişlerdi. Benim gibi egosantrik insanlarda ve agresyonu nevrozu bol insanlarda Prozac daha da sinir yaptı. Ben çok kötü oldum Prozac kullandım 1,5 sene boyunca. Onun için yani doğru ilaç diye de bir şey var. Onu söylemek istiyorum ama belki de dediğin gibi iddialıysan eğer ilaçsız da gayet güzel kendini iyileştirebilirsin eğer yapabileceğine inanıyorsan. Sizde ya özür dilerim programı bozmak istemedim. Rica ederiz. Yok bozmadın zaten. Kendini gördün anladım. Kendimi gördüm evet. Bütün deliler de bende kendini görüyor. Bir normal adam görmüyor bende kendini. Estağfurullah çok seviyoruz sizi. Tamam. Ailecik bir kahvaltıya da katılmak istiyoruz ama çocuğumuz var. Ne kadar isterseniz bilmiyorum. Çocuğun şeyine duruma biz çocuktan seviyoruz, bebekleri de seviyoruz. Ama tabii yani bazı zamanlar küfür edersek hani çocuğa deyin evladım bil ama kullanma diye. Hadi eyvallah Burkan bay bay. Bay bay. Çok teşekkür ediyorum benim. Evet Burkan'la çok uğraştık ama hak etti de pezevenk. Ya o espri yapmış işte, ben programın en başında eşeği koydum ya oraya. Şule Hanım'ın programına koymadan önce bir müzikle birlikte bir koltukta eşek vardı. Eşek oyuncağı. O duruyordu. Onun üzerine o da öyle bir espri yapmış. Ama aldı. Hak ettiği cevabı da aldı. İkimiz birden üstüne örelendik. Bu işte ne biliyor musun? Sana sabır diliyorum demek kadar estetik dışı bir şey bu. Hani eşek onun yerine eşeği mi aldın demek. Sana sabır diliyorum da aynı şey. Bir de eşeği ben çok severim hayvan olarak yani. Ben de çok severim. En sevdiğim hayvanlardan. Dinleyiciler aramaya devam ediyorlar. Günaydın. Günaydın, ben Berrak. Berrak. Berram Berrak. Bu Dalyan'da yaşayan değil evet. mi? Ne haber Berram? Evet. Ama sen evli değilsin. Karıdan kocadan şikayet etmek için arayanlara biz öncelik. Hayır abicim, ilişkiden şikayet etmek. İlle de buna, ne kadar heteroseksüel farkında mısın Berrak? Heteroseksüel mi? Yani tabii heteroseksüel. Yani, evli çiftlerden bahsetmiyor muyum? Evli veya çok uzun süreli ilişkilerden bahsediyoruz. Lezbiyen olması bunu değiştirmiyor ki Berrak. Ben lezbiyen ve evli olabilir. Berrak Hanım da lezbiyen ama evli. Hayır canım. Öbür berrak yurda kul. Hayır şöyle uzun süreli ilişkiler de insan. İlişki önemli burada. Bence ilişki önemli. Evet. Yemişim devletin imzasını yani Allah Allah. Var mı ilişkisi yok ya. Ben de öyle düşünüyorum.
Tabii öyle. Şöyle şunu anlatmak için aradım aslında. Şimdi benim bir tane sevgilim vardı. 4 sene birlikte olduk. Biz hayatımın en huzurlu ilişkisiydi gerçekten. Ama kadın İskoç'tu. Evet. Şimdi benim de Homer'ım fena değildir yani. Ne bileyim öyle söyler arkadaşlar. Kendi kendime de eğlenirim. Abi ben bu kadının yüzünü bir güldüremedim yani. Gülmüyor yani, kesinlikle bana gülmüyor. Bir gün telefon açtı. Ha. Ben de ona gülmüyorum tabii ki. Tamam. Bir gün bana telefon açtı. Arabayla kaza yapmış. Arabayı çukura çarptı. Hayatımda ilk defa ona güldüm yani gerçekten. O da Türkçesinin bozukluğuyla alakalı bir şey. Ha, çukura çarptım. Çok komikmiş ama. Çukura düştüm değil, çarptım. Ha, ama o... çarptım. Çukura çarptım. Güzel. Nerede yapmış peki bu kazayı? Evet. Çukurcu mu adamı? Hop hop, bak komik bu biraz. Hayır yok, biz Ankara'daydık aslında. İyimser bakarsak komik diyebiliriz. Bu arada Berrak, hani bir sevgilin vardı, artık sana komşu oldu. O değil değil mi bu İskoç? Başka bu. Yok yok, değil değil, işte o sevgiliye geleceğiz şimdi. Aha. Ben bu işte bana hiç gülmeyen İskoç manita abi dedim, bana hiç gülmüyor yani, nasıl olur hayat böyle eğlencesiz, nasıl geçer? Çok. Peki İskoçlar, şey İskoçlar cimri oluyor mu Berrak? Ben bunu ona hep iddiaydım, o da hep reddetti ama bence oluyorlar. Ama sen biliyorsun sık sık veriyor yani, nasıldı böyle? Ya cimriler ama cimriliklerini asla kabul etmezler. Ya böyle bizim aramızda paylaşım konusunda bir sıkıntı yoktu ama ne bileyim, iyi de kazanıyordu aslında. Dıştan baksan hayatta anlamazsın yani onun iyi kazancı olduğunu falan. Öyle parayı harcarken falan filan biraz eli sıkıydı yani, bu doğru. Evet. Ama ben hep söylerdim kızım, İskoçlar yani cimriliği ünlü bir millet yani. Hiç evet, ben hayatımda böyle bir şey duymadım diyor. Nasıl olur bir insan kendisiyle ilgili eleştiriyi duymaz yani. Orada bir inkar olduğunu düşünüyorum. Peki neyse, psikolojikman cimri miydi? Psikolojikman cimri miydi? Yani hislerini, duygularını bol bol veriyor muydu? Hayır, veremiyordu. Belki bir İskoç sevgilisi olsaydı onların arasındaki duygusal aktarım daha kuvvetli olabilirdi ama kültürel farktan dolayı ben hissetmemiş olabilirim. Peki cinselliği nasıldı? Onda da cimri miydi? Yok, değildi. Ha, iyi bari, cimri olmadığı yenge, bir yer var. Yengeniz iyiydi orada, iyi değildi. Sonra biz böyle gülemiyoruz, edemiyoruz falan derken ben Ankara dışında bir işe gittim. Şimdi komşum olan manitayla tanıştım orada. Abi biz bu kadınla bir gülüyoruz, bir eğleniyoruz. Aman yarabbim, böyle gerçekten. Tamam dedim ya, ben çok sıkılmışım bu ilişkiden. Bu taraf beni daha fazla çekti. Evet. 2 senede onunla birlikte olduk. Ben ama hayatımda o kadar güldüğüm kadar o kadar da ağlamadım bir ilişki içerisinde. Hadi yani ya. Evet, komiklikte bir tarafa kadar, beraber eğlenmekte bir tarafa kadar ama... bir tarafıyla da yani bak, mesela bunun, buraya taşındık beraber. Bak bunun aynısını yapıyordu abi biz kavga edince. Berrak, bunun aynısını Krishnamurti söylüyor. Krishnamurti diyor ki zevk peşinde koşanlar bunu şunu bilin ki o paketin içinde korku da var diyor. Zevkin peşinde koş ama içinde için korkuyu barındırdığını bilerek koş diyor. Çok güzeldi. Evet. Bu arada kaza Ankara'da Çukur Ambar'da olmuş olmasın diyor bir dinleyici. Dinleyiciyi de dönüştürdü. Dönüştü dinleyici de. Espriciye dönüştü. Yani sonuçta ne diyorsun şimdi? Abi, 4 senelik gülmediğin ilişkimi, 2 senelik güldüğün ilişkimi daha çok özledim bugün. Valla şöyle, ben ikincisini şimdi komşum olanı yine de tercih ederim. Ayrıca az önce efendim dedi, ona da cevap vereyim de. Abi biz burada kavga ederken, bu Dalyan'da kavga ederken dağlardan sesimiz eko yapıyordu. Tekrar geliyordu bize böyle. Oo. Öyle yükseliyorduk yani. Keçi başlar sizi. Ha, ama şimdi bu İskoç olanla mesela görüşmüyoruz artık. Çünkü birlikte eğlenemediğimiz için ne yapacağız abi? Sevgili de değiliz, oturup sıkılacak mıyız? Daha hıyar gibi oturacak mıyız aşağıya? Aynen, evet. Ha, ama diğeriyle bu eko yapanla komşuyuz, arkadaşlık ediyoruz. Gene eko yapıyor. Ya şöyle bir şey. Yani. Bu şimdi esprinin yerine dedikodu giriyor, tamam mı, evlilik ilişkilerde? Yani dedikodu da güzel. Evet. Ama dedikodu yapacak malzemeyi de artık önemsemiyorsan eğer, kendi derdine düştüysen eğer ve dedikodu yaptığın insanlar da aman şimdi onlar hakkında kim konuşacak be umursamıyorsan, işte o zaman ciddi bir boşluk oluyor ilişkide. O yüzden taraflardan evet, bir tanesi depresyona girdiğinde mecburen kendini geliştirmek, daha farklı bir yere dönüştürmek istiyor. Dedikodu da artık yavan geliyor. Gülmüyorsun da beraber, orada ciddi bir boşluk oluyor ilişkide. Ya benim söylemek istediğim evet, aslında böyle bir şey. Evet, bir yerde biz de tıkandık. Çok huzurluydu, çok güvende hissediyordum kendimi. Evet ama bir tarafıyla da insan yaşarken... Ben de öyleyim. Yani biraz neşelenmek istiyorum. Biraz eğlenmek istiyorum. Zaten i̇şte, bütün 24 saat. Bir şey söyleyeceğim. Abi bir de neşelen o kitaplarda. Hani şey, illa birinin seni eğlendirmesini bekleme abi. Evet. Yani.
Beraber kimse eğlenmek daha güzel bir şey ya. Tamam, olmuyorsa da zorlama bence bu kadar. Evet, biraz alan açmak lazım. Şimdi kalkıp da hadi ince başka bir hayat kurmak da anlamsız. Çünkü biz iyiyiz yani aslında. Fakat böyle evet. Bir dönem geçirirken bir bakıyoruz hani ne oluyor, ne bok yiyoruz biz filan diye. İşte bu en üst katta alan açmak, işte herkesin kendine bir nefes alma bölümü yapması, evet. Başka şeylerden zevk almaya çalışmak, üretmek filan. Senin var mı mesela Berrak şu anda bir sevgili aday adayın? Var evet, bir tane Perşembe günü tanışacağız yüz yüze, bilemiyorum. Manitacılık işte. Nereden tanıştınız? İnternetten buluştunuz falan. Buluşacağınız mı Perşembe günü? Evet evet, bizim bir uygulamamız var. İşte evet. Bir oradan bir konuşuyoruz, görüyoruz, birbirimizi görüyoruz falan. Nasıl buluşacaksın? O da köyce izlemiyor şu. O da başka bir ilçede yaşıyor burada. Doktora yapıyormuş. Evden eğitim falan. Bizim gibi şehirden göçenlerden, ama şöyle bir risk var. Perşembe günü gelecek. Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Pazara kadar tut ki sevmedim, ne olacak? Abi öyle yapma bence. Çok riskli. Büyük risk ya. Üç gün kalmayı göze alma bence. Temizlik Cuma yaparsınız. Cuma günü postalarım diyorum, olmadı yani. Peki bizim programı dinlemiyor mu böyle postalarım falan diyorsun? Yani dinlediğini sanmıyorum. Hiç söylemedi, konuşmadı. Bilmem, ay inşallah dinlemiyordur abi yani. Dinliyorsa ya. Postalama atladı bir beysi yok yani. O da beni postalayabilir. Dinliyorsa ben. İyi, hadi kapatıyoruz Berrak, sağ ol. Kendine tamam, iyi bak. Tamam, hadi öpüyorum sizden. Bye. Görüşürüz hadi hemen. Arkadaşlar kapatmamız lazım. Bizim çünkü 11.50'de havaalanında olmamız lazım. Yarın İstanbul'dan yapacağız programı. Ben daha radyoyu toparlayacağım. Valize gömeceğim. Yarın görüşmek üzere. Babun yayın. Yaşama sevinciniz yükseldi. Ay, Dımbır. Dımbır, seninle çok uğraşıyorum. Ben gel bakalım böyle biraz sevinçsin. Sın 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 sın. Bu arada hemen bizden sonra Meltem'in, Öykü'nün Meltem'inde bir hikayesi var. Hangi hikayesi olduğunu dinlesinler, görsünler bence. Biz de ancak söyleyelim, tamam. Uğur Yetkin'in İsim adlı öyküsünü söyleyecek Meltem. Hadi hepinize bay bay. Eyvallah.